Şimdi artık YouTube'a da bağlandık. Program başladı. Siz farkında mısınız bilmiyorum ama. Ne kadar güzel. Ben birkaç kişiye link gönderiyorum WhatsApp'tan da. Evet, artık. Ekranda resim gözüküyor değil mi? Gözüküyor Ahmet, evet. Tamam. Sen, ben, Hayri ve Burhan Dursun. Peki, o zaman herkese hoş geldin diyerek başlamış olan programı bir daha başlatalım. Evet. Ya 18 kişi zahmet. Ne yapalım abi? Ne yapabiliriz bu durumda? Ya bilmiyorum, bizim buralarda şeyler çalınıyor şu an. Ne yapıyor? Çanlar mı çalıyor? Gömlek. Peki. Ben Belki senin orada gelenleri da çalınıyordur. Şimdi gelenleri ben gördükçe alıyorum tabii. Şimdi bu akşam tabii sağa sola haberleri yolladık. Sağ olsun Feridun Hoca da geldi. Vakit ayırdı bu akşamımıza. Hem Hayri'yi anmış olalım. Hayrili zamanın programlarını anmış olalım. Hem de Evet. ara sıra böyle Bizans üzerine konuşmalar yapalım da istiyordum. Şimdi bunun için de böyle küçük bir sunum halinde böyle fotoğraflar silsilesi de hazırladım. Şimdi bunların üzerinden hani birazcık ben konuşurum. Ondan sonra sizler de ekleyeceklerinizi eklersiniz diye düşünüyorum. Böylece konuşma kendi kendini geliştirir. Söz almak isteyenler en sonda söz alsınlar ama soruları olanlar chat bölümüne soruları yazabilirler. Biz onları zaten takip ediyoruz. Ondan sonra onlara da bakarız, onları da cevaplamaya çalışırız. Böyle bir eski fotoğraf değil mi? Sen de söyledin zaten kimler olduğunu. Birkaç tane şöyle eski fotoğraflardan geçit yapacağız. Yaramazov kardeşler deyince herkesi bir arada bulamadık ama bu bizim eski radyo programımızın ismi. Kimler kimler geçmedi ki bu programda? Kimler kimler Yaramazov olmadı ki? Feridun Hocam da birkaç programda Yaramazov olmuştur. Bize de Evet, konuk doğru. olmuştur. Hayır. Hem Doğru. bilgilendik, hem güldük, hem eğlendik. Böyle Yaramazov kardeşler bakın doğuya kadar uzanmış. Hayri adeta panoyu tek başına tutuyor. İşte burada Feridun İnşallah. Hocalı program çok güzel bir programdı hatırlıyorum. 1,5-2 sene önce yapmıştık bunu. İşte Kent FM'deydi o zamanlar program. Sonra baktık o radyo iyi gitmiyor. Dedik biz bunu kendi kendimize yapalım. Dolayısıyla geçen seneden beri Zoom üzerinden Facebook'a da vermek suretiyle, YouTube'a da vermek suretiyle kendi kendimize yapıyoruz. Bayağı bir katılımcı da oluyor. YouTube'dan da izliyorlar zaten. Facebook'tan da takip ediyorlar. Burada da Erkan çıktı. İşte stüdyoda böyleydi. Bu şekildeydi. Tarihin sefiri Ercüment gelmiş bu kez de. Bir yanda da sokakların değişmez palabıyıklı Yeniçerisi Ayhan abimiz. Böyle bir gece olmuş. Evet, şimdi madem Bizans hakkında her şey dedik ki biliyorsunuz bu Hayri'nin vaktiyle kurmuş olduğu sayfa idi. Hayri ile ilk tanıştığımda biz de Bizans okumalarını başlatıyorduk. İşte her ay ben bir Bizans'a dair kitap okuyup onu davet ettiklerime, gelenlere anlatıyordum. Birincisine Hayri gelmişti. Ve şey demişti, benim demişti Bizans hakkında her şey diye bir sayfam var. Ben bunu duyunca tabii bu Bizans hakkında her şey acayip bir şey yani çok iddialı bir şey, çok cüretkar bir şey. Biraz gülümsedim fakat bir yandan da hani bu cüret hoşuma da gitmedi değil. Baktım Hayri bayağı da bilgili, çok da meraklı. Bizler de zaten seviyoruz. İşte mümkün olduğu kadar bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra biz tabii hem anlaştık, hem bir arada bir şeyler yapabileceğimizi gördük. O günden sonra Hayri'yle
Aybil hep birlikte olduk. Sağ olsun onun belki kokartı yoktu. Yani rehber değildi. Ama yani öyle çok çalışıyordu ki hem araştırmak için hem organizasyonları işte götürebilmek için bir ara Binbir İstanbul'un hakikaten önemli bir yükü Hayri'nin sırtlarındaydı. Feridun Hocam da çok iyi bilir. Onun organizasyonları sayesinde çok güzel yeraltı turları falan da gerçekleşti. Arkeoloji müzesi turları falan yapıldı. Ayasofya'ya çok meraklıydı. İşte çok güzel günlerimiz geçti diyerek onu bir kere daha almış olalım. Hüseyin, bilmiyorum sen de bir şeyler söylemek ister misin? Ondan sonra da yavaş yavaş bakalım ne var çantamızda biraz konuşalım. Evet, yani sayfasının ismi çok iddialıydı ama kendisi çok alçak gönüllüydü. Evet. Şeyde, hatta Bizans hakkında... Ses çok az geliyor. Sesi mi çok az geliyor? Evet, çok az geliyor ses. Şu an iyi ama yaklaşınca iyi. Yok, sizin sesiniz iyi. Ahmet Bey de. Tamam. Şu an nasıl benim? Daha iyi ama gene de yeter. Daha neyse. Tamam. Ama gene de şey ki Allah Allah. Yakın durursan daha iyi şey. Şöyle nasıl? Güzel güzel. İyi. Oo, burun deliklerime kadar gözüküyormuş. Neyse tamam böyle durayım. Vallahi dediğim gibi kendisi çok alçak gönüllüydü. Hatta şahit de oldum, hani Bizans hakkında o kadar bilgisi olmayıp ahkam kesenlere karşı da gayet nazik ve sabırlı cevaplar verirdi ki bayağı bir şey de araştırmıştı. Merak ediyordu, öğreniyordu. Zaten aslında şey gibiydi sitesi, yani Bizans hakkında her şeyi öğrenmek arzusundayız. Evet. Bir uzatabiliriz. Burada o çok güzel renklere bölmüşsün haritayı Ahmet. Ya şimdi şöyle başlayalım istedim Hüseyin. Hocam sen de uygun görürsen. Şimdi bir Bizans sözü üzerinde çok tartışma oluyor biliyorsunuz. Kimileri bu Bizans sözünü böyle sanki şey tukaka olarak gösterir tamamen. Aman hani bunu söylersek çok büyük bir hata etmişiz diyorlar ama şimdi literatüre de girmiş. Peki bu Bizans'ın hani başlangıcını biz tam olarak nereye alacağız? Bu bayağı tartışılan bir şey. Yani 4. yüzyılda olduğunu herkes kabul eder. Fakat bunu Konstantin'in Roma İmparatorluğu'nda işte bu Bizantium şehrini ikinci başkent seçmesinden itibaren mi başlatmak lazım? Yoksa 1. Theodosius'un İşte ölmeden evvel oğulları arasında imparatorluğu ikiye bölüp Batı ve Roma İmparatorluğu deyip Doğu Roma İmparatorluğu'nun artık Bizans olmasından mı başlatmak gerekecek? Ha, bunlar tartışılıyor. Aslında belki de hani bu tartışmaya şu veya bu demek yerine biz o dönem desek daha mantıklı olacak. İlla ona bir sıfır noktası koymasına da gerek yok. Çünkü olayların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama bu olaylardan hemen önce aslında Roma İmparatorluğu'nun müthiş bir çalkantısı var. O çalkantıyı sona erdiren Diokletianus isimli bir imparator var. 284 senesinde başa geçmiş olan. Daha onun zamanında zaten Roma İmparatorluğu önce ikiye sonra da dörde bölünecek. Hani dolayısıyla aslında biz bu Bizans dediğimiz dönemi veyahut da Doğu Roma dediğimiz dönemi aslında Diokletianus'tan itibaren anlatmaya başlarsak daha güzel olacak gibi geliyor bana. Tabii bugünün konusu tamamen bunu anlatmak değil. Bugün daha ziyade bu konuda birkaç söz söyledikten sonra sahaya inelim istiyorum resimler olarak. Biz genellikle bu tarz gezilerimizi Konstantin sütununun etrafından başlatıyoruz. Maalesef çemberli taş denilmek suretiyle değeri bayağı azaltılmış bir sütundur. Oysa bu şehrin dünyadaki en önemli metropollerden birisi haline gelmesine sebep olan kararı almış imparatorun sütunudur orası. Dolayısıyla onun doğrusu Büyük Konstantinos sütunudur. Konstantinos diye özellikle de söylüyorum. Çünkü Feridun hocamızın hakiki hocası, hani bizlerin de manevi hocası olan Semavi Eyce hocamız bunun üzerine değil mi hocam? Özellikle parmak basar.
Fransızca söyleme. Onun Fransızcası derdi. Bunun Türkçesi Konstantinos'tur, Diokletianus'tur, Hadrianus'tur. Biz alışmışız. Kolayımıza geliyor herhalde. Hadrian diyoruz. Evet. Justinian diyoruz ki bunları doğru olmadığını söylerdi hoca ve tezde yazdığımız zaman da ödevlerde veya tezde kabul etmezdi onu. Yani bunu uzun uzun bu şekilde yazmamızı isterdi. Hocam herhalde bu şundan da kaynaklanıyor. Türkiye'de maalesef hani kaynak kitap hep yabancı kitaplardı. Evet. İşte yabancı kitaplardan millet okuya Tabii. okuya, değil mi? Tabii. Fransızca okuyanlar Justinian dedi falan filan. Justinian diyor. Öyle bir şey. Tabii, ondan kaynaklı. Ama tabii bunun Türkçesi de var yani. Çok da yani hiçbir şey de yok değil Türkçede. Bununla ilgili benim komik bir anım var. İsterseniz anlatayım ya. Tabii Vaktim ki, oldu. 2 dakikalık zevkle. bir şey. Bu Bizans ismine karşı irite olması insanların. Yani bu özellikle bazı bir kesim Bizans kelimesinden bence nefret de ediyor. Yani bir şey de bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani irite olanların hemen hemen tamamı hiçbir şeyden haberleri yok. Bir gün 2008 senesiydi. 2008 senesiydi. Ben Anıtlar Kurulu üyesiydim o sırada. Ve o zamanki bakanlık, yani o zamanki Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'deki bütün Anıtlar Kurulu üyelerini şeyde topladı. Sorunları görüşmek için Antalya'da topladı bir yerde bizi. Sonra biz de çıktık orada bir konuşma yaptık. Şeyle ilgili işte sorunlarla alakalı. Ben konuşurken tesadüfen konuşma bu şeye geldi. Konu bu Bizans kelimesine geldi. Sonra ben dedim ki orada konuşmada, şimdi en önde bakan oturuyor. Bakanın hemen yanında müsteşar var. Bugünkü müsteşar değil ama eski müsteşar tabii. Keza bugünkü bakan da değil. İşte bütün böyle Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hepsi orada. Ben tabii saf saf hiç böyle bir ideoloji gene olmadan tamamen tarih ilmine saygı duyarak tarihte dedim Bizans diye bir devlet olmadı. Ona biz de uydurduk 19. 20. yüzyılın başında Almanlar. Ondan sonra onlar hep kendilerini Romalılar, Romalı diye adlandırdılar. Bugün de hala biz onlara Romalı, Rum diyoruz dedim. Ve bu birdenbire bir alkış tufanı koptu salonda. Herkes alkışlıyor beni. Neden alkış, arkadaş bu kadar şeyle, niye böyle alkışlıyorlar pek anlayamadım açıkçası. Sonra birileri çok hoşuna gitmiş Bizans'ın olmaması. Yani Bizans diye bir devletin olmadığı. Sonra İstanbul'a döndük. O sırada hepimizin şeyi sonu gelmişti. Kurul üyeliklerimizin ikinci kez uzatılmıştı zaten. İkinci kez uzatılanların hepsinin kurul üyeliği bitti. Bir tek benimkini uzattılar. 3 sene daha uzatmışlardı. Böyle enteresan bir anı var. Yani Bizans olmadığını söylediğim diye benim bir 3 sene daha bana bir kurul üyeliği verdiler ama sonra tabii Avrasya tünelinden dolayı beni de attılar. Böyle Hocam, acayip bir olay geldi başıma yani. Bizans ömrünüzü bir sefer uzatmış ama yani Evet bir sefer farkında uzattı. olmadan. Evet biz bir sefer ömrümü uzattı yani. Neyse, aslında hani sizin de dediğiniz gibi aslında olayın kendi içini anlamak lazım. Yani bu kadar da isimlere takılmamak lazım. Hani Bence de. insanlar sadece hani isim üzerinden tartışmalar yapıyorlar. Ya Hani Ahmet Bey, özür dilerim, sözünüzü kestim. rica ederim. Bu konu yani tabii ben şimdi keseceğim de eğer bana ileride müsaade ederseniz bir şeyler daha söylemek istiyorum isimlendirme konusunda. Yahu bu Bizanslılar kendilerine Bizanslı da demedikleri gibi esasında konuşurken Romalı da demiyorlar biliyor musunuz dediklerini? Ne, Romanyon mu? Nasıldı hocam? Hayır efendim, İtalyanız diyorlar biz. Öyle mi? Tabii. Ve çok garip bir şey. Bu konu hakkında döneriz. Uzun bir hikaye bu. Yani bunu anlatması uzun sürer. 12. yüzyıldaki bu Pantokrator Manastırı olan var ya meşhur Zeyrek Kilise Camisi. Onu Evet. biliyorsunuz vakfiyesi günümüze kadar sapasağlam gelmiş ve İngilizce'de çevrilmiştir. O vakfiyeyi ben okudum. Siz de okuyabilirsiniz. İnternette var. Herkes görebilir yani. Orada diyor ki imparatorluk adına konuşuyor tabii vakfiyeyi yazan. Yani şey adına Ioannes Komnenos adına konuşuyor. Bu Ladislas'ın damadı. Evet. Bu yapı diyor İtalyanların işte Konstantinopolis yaptıkları en büyük anıttır diyor. Şimdi garip bir şey. İtalyan diyor kendine. Fakat daha da acayip bir şey var. İtalyan derken İtalyan kelimesi yerine Ausenos demiş Ahmet Bey. Bunu ben bizim bu Bizans grubunda daha önce tartıştım. Varsa bizim Bizans grubundan insan aramızda eğer hatırlarlarsa bilirler. Ausenos nedir biliyor musunuz? İtalya Yarımadası olan Çizme'ye milattan önce 2000 sonlarında yerleşen bir İtalik kavmi. Yani adamlar kendilerini hala İtalik olarak görüyorlar. Milattan sonra 12. yüzyılda. Böyle garip bir şey var.
Hocam bu şöyle olabilir mi? Bilmiyorum. Bunun bana kaynakları var. İsteyenlere kaynakları gönderebilirim. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Yok yok. Bizans antik çağından beri böyle bunu söyleyen Bizans yazarlar var. En son bunu toplayan da bir Yunanlı profesör var. Kaldellis soyadı. Birinci ismini unuttum. Anthony Kaldellis. Benim arkadaşımdır kendisi. Amerika'da oturuyor yalnız. Yunanlı ama Amerika'da oturuyor. Onun Bizans, şey, Roma ile ilgili Roman Land diye bir kitabı var. Orada uzun uzun bunları anlatmış. Ben kaynaklarını da buldum. İsteyenlere gönderiyorum. Adamlar kendilerine İtalyan ve İtalik olarak görüyorlar. Yani Bizanslı da değil. Yani o bakımdan bu çok enteresan bir konu. Evet. Evet. Yani söylemek istediğim şuydu hocam. Hüseyin. Hocam peki sana da... Romanyon'u kim uydurdu? Duymadım. Ne diyor? Duymadım. Romanyon'u kim uydurdu? Romanyon diye bir şey yok. Roma, Romalı var. Allah Allah, yani Romalı da diyor kendilerine, fakat böyle anıtlarda, anıtsal Hayır. eserlerde ya da ne bileyim ben böyle vakfiyelerde kendilerini Romalı'dan ziyade bu İtaliklere bağlıyorlar. İtalikler de Romalıları ataları zaten. Şimdi ben zaten buna dair bir şey söylemek istiyordum. Hani Türklerin kendilerini işte Oğuzların kayı boyundanız diye nitelemeleri gibi. Aynen, aynen, hani, bravo. Aynen. Değil mi? Romalılar da bu yani, İtalyanlığı evet. kullanıyorlar demek. Aynen. Ya İtalyanı bırakın efendim. İtalyan demiyordu. Şey de diyor kendi. Yani Avusenos diyor. Yani İtalyan. İşte yani hani Oğuz kayı boyu gibi daha da dibine inmiş. Aynen öyle yani, evet. Peki. Şimdi ben buradan biraz daha devam edeyim. Buyurun. Ondan sonra diğer fotoğraflarla konuşmayı sürdürelim bu konularla ilgili. Bu arada tabii Hüseyin sen Allah aşkına hani konuyla ilgili sıcağı sıcağına sorular varsa onları kaçırma. Hemen şey yapalım. Çünkü sonraya kalırsa manası da kaçabiliyor. Şimdi şu gördüğümüz haritayla ilgili birkaç şey söyleyelim. 3. yüzyıl Roma için çok zor bir yüzyıldı. Büyük bir kriz vardı biliyorsunuz. 3. yüzyıl krizi dediler tarihçiler buna. Milattan sonra işte 224-25 senelerinden 284 senesine kadar yaklaşık 49-50 senelik bir bölüm Roma İmparatorluğu'nun büyük bir çözülme içerisine girdiği, hatta parçalandı, parçalanacak denildiği bir dönemdi. İşte 284 senesinde Diokletianus, ondan önceki imparator Numerianus'un sefer esnasında hastalanması, akabinde de ölmesi üzerine bugünkü İzmit yani Nikomedia'da süvariler tarafından yeni imparator seçildi. Çok da güçlü de bir adamdı ve bir karar aldı. Önce etkin olan generalleri şöyle bir dağıttı, bir rahatladı. Ondan sonra bu geniş imparatorluğun artık tek bir elden, tek bir noktadan yönetilmesinin güç olduğunu söyleyip önce ikiye böldü ve silah arkadaşı Maximianus'a imparatorluğun batı tarafını verdi. İşte o imparatorluğu işte Milano'dan ve Ravenna'dan o taraftan yönetecekti. Kendisi de doğu işleri çok daha önemli olduğu için, doğu seferleri belki çok daha önemli olduğu için ve imparatorluğu bekleyen bir Mezopotamya, belki onun ötesinde bir İran ve Asya olduğu için doğudaki başkentte kalmayı tercih etti. Ondan sonra da bizden sonra kimler geçecek ona da karar verelim ve problem çıkmasın, taht kavgası olmasın dedi. Ve bir süre sonra bu iki bölümü de ikiye bölmek suretiyle bir Augustus, bir Sezar oluşturdu. Böylece imparatorluk dörde bölündü ve tetrarşi denilen bir yönetim ortaya çıktı. Milattan sonra 290'lı yılların başında. İşte bu harita bunu gösteriyor. Bakın şu İngiltere ve Fransa'nın içinde bulunduğu bölüm ki o zamanlar Britanyen, Galyen isimlerini görüyoruz orada. Constantius Chlorus yani bizim Büyük Konstantinus'un babasına verildi. Onun alt bölümündeki işte mavi olan bölüm demin de söylediğim gibi Maximianus'a verildi. Kendi tarafının bugünkü Balkanlar diyebileceğimiz bölümünü de Selanik başkent olmak üzere Galerius'a verdi Diokletianus. Bu şekilde yönetildi uzunca bir süre. İşte burada ekonomik kararlar alındı. Biraz ekonomi düzeltildi. Askeri açıdan düzenlemeler yapıldı. Sınırlara daha dikkat edilmeye başlandı. Ve alınan bu kararlar sonucunda yönetimde başarılı oldu aslında. Fakat Diokletianus bir yerden sonra ben artık yoruldum dedi. Ve 305 senesinde ölmeden tahtından feragat etti, bıraktı
ve onun silah arkadaşı Maximianus'tu, ona da dedi sen de yerini bırak dedi Sezar'a. Hani bu şekilde bir sonrakilere kurumsal olarak geçirebileceğini düşündü. Kendisi Split'e gitti. Bugünkü işte diyelim Yugoslavya topraklarında, galiba Hırvatistan tarafında buradan Split'e gitti. Oradaki sarayında son günlerini geçirdi. Aslında hastaymış adam. Ya kanserdi ya da ona benzeyen bir hastalık. Herhalde öleceğini de biliyordu. İşte o son aylarında tarım yapmış. Ne dedin Hüseyin, duymadım. Benim sesim gelmiyor mu? Şu an geliyor. Şu an geliyor. Oraya bir gezi yapmayı düşünüyor muyuz? Ha, Split'e gideriz tabii. Çünkü saray, hani saray duvarları ve merkezindeki binaları ve şekli şemali planıyla duruyor. İnşallah şu pandemi izin verirse oralara gideceğiz tabii. Yani büyük bir zevkle gideriz hep beraber. Neyse, adamcağız ölür ölmez de savaş başladı. İşte Konstantinus babasının topraklarına gidip onun yerini aldı. Ondan sonra rakiplerini yene yine tek imparator olmayı başardı. İmparatorluk 324'te ki işte Üsküdar'daki o son savaştan sonra onun Konstantinus'un galibiyetiyle birlikte artık tek elden yönetilmeye başlanmıştı. Ondan önce işte Milvium Savaşı'nda Konstantinus'un böyle gökyüzünde haçı gördüğünden bahsedildi. Fakat bu hikayenin hani aslı nedir? Çoğu zaman bu bilinemedi. Yani hakikaten böyle bir şey oldu mu? Yoksa daha sonradan Hristiyan tarihçiler böyle bir şey yazmak suretiyle Konstantinus'un göklerden gelen bir vahiyle Hristiyan olduğunu mu acaba kabul ettirmeye çalıştılar? Ahmet. Efendim? Yandaki adam Ösebios mu? Buradaki mi? Yok ya. Ha. Ösebius daha sonra işin içine girecek. Yani henüz burada vaftiz olayı falan yok. Bu şeyde Milvium o köprüsü savaşından önce. Yani İtalya'dayken 312 senesi galiba. O yanındaki kumandanlardan birisi olsa gerek. Hani şeydir herhalde büyük olasılıkla. Maximianus'tur. Çok da emin değilim yani. Neyse. Burada şeyin üzerinde in hoc signo vinces yazıyormuş haçın üzerinde. Efendim bunu ya rüyasında ya da böyle gökyüzünde görmüş. In hoc signo vinces'te hacı takip edersen seni zafere götürür yazıyormuş. İşte bu haç işaretini de almış askerlerinin zırhlarının üzerine çizdirmiş. Böylece Tanrı'dan aldığı güçle de rakiplerini eze eze yenmiş. Hakikaten Konstantin hiç mağlubiyet almamış. Yani hayatının sonuna kadar askeri açıdan her zaman başarılı olmuş. Bu savaşta işte neredeyse böyle bir 10 küsur sene sürdükten sonra 324 senesinde aslında İstanbul'da son bulacak. Sonraki bir Licinius'u hem Deniz Savaşı'nda hem de Üsküdar Kadıköy arasındaki Kara Savaşı'nda yenecek. Licinius Nikomedia'ya kaçacak. Bir süre sonra aslında kız kardeşinin de kocası gel gel sana bir şey yapmayacağız. Sen de aileden sayılırsın diyecekler. Ama Konstantin'in sözüne o kadar güven olmaz. Birkaç ay sonra onun idamını emredecek. Licinius ölecek ve Konstantinus 324 senesinden sonra artık tek imparator olarak imparatorluğu yönetecek. Şimdi bu haç şeyini unutmuyoruz. Çünkü haçla ilgili daha sonra başka şeyler de söyleyeceğiz. Bu gördüğümüz canlandırma daha ziyade işte Konstantinopolis'in herhalde 4. Haçlı Seferi öncesi nasıl olduğunu bize göstermek üzerine çizilmiş olsa gerek. Çünkü o çok büyük bir yıkımdı 1204 senesindeki. Bu internette her yerde dolaşan bir çizim. Hani %100 gerçek olduğunu söylemek çok güç. Zaten eldeki veriler %100 gerçek bir Konstantinopolis planı yapılmasına izin vermiyor. Ama böyle bunu da bir başlangıç olarak şöyle koydum. İşte şu okun dolaştığı yerler büyük sarayın olduğu bölge. Bu bugün Bukaleon Sarayı dediğimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon altına alınan bölümden başlıyor. Şu tarafta bunun bir duvarı var. Nikeforos Fokas isimli 963-969 senelerinde imparatorluk yapmış Bizans İmparatoru tarafından yaptırılmış bir duvardır bu. Bu duvar böyle
hipodroma çarpıyor. Orada da bir kulesi varmış. Sonra başka bir taraftan yine denize doğru inerek sarayın kutsal saray bölümünün içine alırmış. Neyse bu saray böyle bugünkü Topkapı Sarayı'na doğru ilerleyen devasa bir saray tabii. Büyük saray ya da kutsal saray deniyor. Hipodrom da tabii bu kompleksin çok önemli bir parçası. Tıpkı Roma'daki gibi Roma'da da Palatin Tepesi'nde imparatorun ikameti vardı, sarayı vardı. Zaten saray kelimesi Palladium, Palace, Pale kelimesi de o Palatin Tepesi'nden gelirmiş. Ve o saray hipodroma açılırmış. Oradaki devasa bir Circus Maximus hipodromuna açılırmış. Sarayın direkt böyle hipodromla bağlantılı olması çok önemli. Çünkü imparatorlar hani bir şey söyleyecekleri zaman tabii televizyon yok, bir şey yok. Ne yapacaklar? Böyle devasa bir tribün olacak ki halkın önemli bir bölümü toplansın ve orada konuşsunlar. Tabii bunu yaparken de imparatorun onlara bir şeyler önceden vermiş olması gerekiyor ki onu güzel güzel dinlesinler. Aldıkları içinde ne diyorlarsa, ne diyorsa yapsınlar. Hipodromda bu şölenler olsun, efendime söyleyeyim yarışlar olsun hep imparatorlar tarafından düzenlenirdi. İmparator bir baba gibi davranırdı. Bu oyunlar öncesi işte bedava ekmek dağıtılırmış. Daha bir sürü hikayeler diyelim. İşler ters gittiğinde de tabii oradaki bir tünelden hemen saraya kaçması gerekiyor. İşte 532 senesinde Nika isyanında böyle bir olay. Yani hipodromdaki iki hizip, maviler ve yeşiller ilk kez birleşip imparatora karşı cephe alırlar. O zaman da hemen sarayına kaçar. Hatta gemilerin hazırlanmasını falan emreder imparator Yusinyanus. Efendim? Evet Hüseyin, ne diyorsun? Arada bir şeyler, sorular falan varsa söyle dedin. Şimdi Metbula, Ahmet abi. Beyler, tarihi bugünün gerçekleriyle mukayeseli olarak değerlendirelim. Yoksa geçmişin küflü masalları hapşırtır. O bölünme bugün içinde var demiş. Kutsal Roma İmparatorluğu kapsam alanı bugün Euro banknotları üzerinde görülmekte demiş. Güzel demiş ama bugünle mukayeseli başka bir gün yaparız. Çünkü bugün Bizans... tarihini hani bugünle mukayese. Benim sesim geliyor mu? Bazen kesiliyor senin sesin anlayamadığım bir sebepten dolayı. Ama sen devam et. Bu kadar. Ha tamam, soru var mı? Çünkü sorular ya, da var sanki. Ben görüyorum. Sadece bugünle mukayeseli konuyu ele alalım demiş ama bizim de öyle bir bugün programın öyle bir şeyi yoktu, özelliği yoktu. Tamam, okey. O zaman devam ediyoruz. Hoca da şeyi yollamış galiba, bu söyledikleriyle ilgili paragrafları yollamış kaynaklardan. Hani İtalyan denmesiyle ilgili, kendilerine İtalyan demeleriyle ilgili. Evet. Chat'te buna bakabilir herkes. Neyse, sonuç olarak hani böyle hafiften... Bu arada Feridun Hocam, siz söyleyecekleriniz varsa sesinizi açıp söyleyebilirsiniz. Yok, ben dinliyorum. Söyleyeceklerimi sonra söyleyeceğim. Kesmek istemiyorum. Tamam. Çok iyi gidiyor. Lütfen devam edin. Çok iyi. Tamam. Şimdi bu hipodromdan da bahsettik. Hipodrom-saray ilişkisinden biraz bahsettik. Çünkü yani halkıyla belli bir üst seviyede ilişkisi olmayan veya onun desteğini alamayan imparator aslında etrafındaki askerlerin, ordunun desteğini de kaybedebileceği için İşte herkesi de biraz hoş tutmak zorunda. Çünkü müthiş bir ganimetin tepesinde duruyor. Yani bunun hepsinin sahibi ve etrafındakilerle sahibi. Ama herkesi de bir şekilde belli oranlarda memnun etmesi gerekiyor. Bunun güzel bir örneğidir bu anlattıklarımız. Aslında günümüzle de tabii ki alakası kurulabilir ama Hüseyin'in de dediği gibi bunu zaten hani isteyenler kuruyordur. Şimdi devam edelim. Evet, şimdi demiştik ya genellikle gezilerimizi Çemberli Taş'tan, işte oradaki Büyük Konstantinus sütununun ayağından, önünden başlatıyoruz. Yanlış bilmiyorsam bu çizimleri yapan Tayfun Öner Bey. Evet. Değil mi hocam? Evet evet, doğru, Tayfun. Onun şeyi de var, bir sitesi, işte hazırlamış olduğu bir kitap falan var. Yani doğru. Gayet enteresandır ama siz de bilirsiniz yani bunlar %100 doneler değil.
%100 verilir. Çünkü elimizde o kadar veri yok. İşte bir takım kitaplardan faydalanıyoruz bunları oluşturabilmek için. Bunların arasında herhalde en önemlisi seremoniler kitabı olsa gerek. Yine imparatorlardan Konstantin Porfiro Yenitus'un 10. yüzyılda yazmış olduğu diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Doğru, çok doğru söylüyorsunuz, evet. Batı dillere de çevrildi şimdi. Yalnız bu ekran kayıyor, bana mı öyle geliyor? Şu an sabit hocam. Allah Allah. Yukarı tabi ben kaydırmışım ya, pardon. Tamam, peki. Peki ben size bir şey sorayım hocam bu arada. Şimdi bu Tayfun Bey bunu yuvarlak yapmış. Yanlış. Fakat bunun oval olduğu söyleniyor. Yanlış doğru. Ya, Tayfun tabii ufak tefek hatalar yapıyor. Gene de çok fazla eleştirmiyorum ama yanlış bu. Doğru, bunu oval olması lazım. Çünkü geç antik çağda forumlar oval veya şekilsiz oluyorlar. Bizim bir tane örnek var elimizde. Ürdün Ceraş veya Geras'a denen bir yerde. Eğer YouTube'dan ben de ondan bahsedecektim şimdi hocam. Orada evet. Bir tane daha vardı. Bir yerde daha var, şimdi hatırlamıyorum. İki tane böyle güzel örneğimiz var elimizde. Ama Ürdün'deki sapasağlam duruyor. Yani onun da hemen hemen aynı tarihli. Ve geç antik çağa olan bir Roma formudur. Burada müsaade ederse bir şey söyleyebilir miyim? Ekleme değil de yanlış anlamayın lütfen. Lütfen. Bir de biz şeyden bahsediyoruz. Forum Tauri. Hani var ya Theodosius Forumu. Evet. Büyük ihtimalle Theodosius Forumu diye bir şey yok. Gene büyük ihtimalle Theodosius Forumu dediğimiz şey çok küçük ve bu var olan, zaten var olan Konstantinos Forumu'nun batıya doğru biraz genişletilmiş hali. Yani başlı başına bir forum değil. Ben bunu böyle düşünürken birdenbire Albrecht Berger profesör bunun hakkında bir yazı yazdı. Aynen benim dediğimi doğruluyor. Çok küçük bir şey diyor ve sadece batıya doğru biraz genişletilmiş ve anıtsal kapı eklenmiştir diyor. Albrecht Berger'i duydunuz mu bilmiyorum. Münih Üniversitesi'nde profesör kendisi. Uzun sene İstanbul'da kaldı. Yani zaten mantığı da yok. Yani iki tane büyük forumun bu kadar kısa süreyle yan yana yapılmasının bir manası da yok. O yüzden bizim forum Tauri dediğimiz Theodosius forumu, bugünkü harabeleri gözüken, çok büyük ihtimalle bu şu anda ekranda gördüğümüz forumun batıya doğru biraz genişletilmiş hali. Teşekkür ediyorum. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yok hocam, zaten çok hani zevk alıyoruz siz böyle şeyler söylediğinizde. O zaman forum Tauri değil de orada zafer takı vardı. Yani... Bir zafer takı yaptı, biraz da genişletti, evet. Biraz da büyüttü evet. Yani şeyi. Evet. Ve altına da antrepolar yaptı ki biz arkeolojide bu antrepolara, mesela Konstantinos Forum'un antroposu yok. Yani ya da en azından biz bulamadık. Biz buna arkeolojide kriptoportikus diyoruz. Evet. Bu kriptoportikuslar çok sağlam olarak günümüze kadar geldi ve daha geç dönemde, Bizans'ın daha geç dönemlerinde sarnıç olarak kullanılmış. Hatta bir tanesinin üzerine 6. yüzyılda bir de bina yapıldı o kriptoportikusun. Bugün kalıntıları Beyazıt'ta Simkeşhane'nin orada duruyor. Hatta ısıtma sistemi de çıktı. Siz yeraltı turunda oraya götürüyorsunuz. O Sovana iş merkezindeki kalıntılar işte o kriptoportikus kalıntılarıdır ve onun altyapısı. Bunu da Claudio Barsanti diye bir hocamız vardı bizim. Vefat etti iki sene önce. Onu Milyon'da yayınladı. Bu kriptoportikusların bir altyapı olduğuna dair bir makalesi var. Bende mevcuttur efendim. İsteyenlere gönderebilirim. Teşekkürler. Evet, sağ olun hocam. Bu peki antik otel var biliyorsunuz. O da aynısı. O sistemin devamı. Antik otelde o kriptoportikuslardır. Yani Theodosius formu dediğimiz yanlışlıkla büyük ihtimalle. O küçük genişletmenin antrepolarıdır. Kriptoportikus dediğimiz mimari kavram Roma'da en eski örnek. İtalya'da, Roma'da var. Augustus zamanında çıkmış ortaya. Fakat bu klasik dönem kriptoportikusları tabii klasik çağ binalarına benzer bir şekilde simetrik olarak yapılmış çok güzel yapılar. En güzel örneğini Türkiye'de şeyde görebilirsiniz. İzmir Devlet Agorası'nda var. Hiç oraya gittiniz mi bilmiyorum. Keza Efes'te var. Bergama'da var hocam. Hadrianus'ta Bergama'da var anladım. Evet efendim. En güzeli orada var. Ama bu kriptoportikus kavramı tabii geç antik çağda yani bu Roma döneminin Hristiyan çağında da devam ediyor. İstanbul'da da var. Ama bir farkla kriptoportikuslar geç antik çağda artık diğer yapılar gibi simetrik değil. Çünkü simetri olayı ortadan kalkıyor. Halbuki Roma'da ne kadar çok önem veriyorlar değil mi simetriye? Yani bir planı görseniz iki eşit parçaya çok rahat ayırabilirsiniz ama artık bu adet kalkmış vaziyette. O yüzden de
geç antik çağ arkeolojisi çok zordur. Çünkü yapıları tipolojisini bulmak, bir kanonik bir üslup yok çünkü. Bu sadece mimaride değil, aynı zamanda mimari süslemede de var. O yüzden sütun başlıkları çok zordur sınıflamak. Biz bunları defalarca anlattık, eğer hatırlarsınız. Bizim grupta da bahsediyorum tekrar tekrar. İnşallah kafanız şişmiyor. Hayır hocam, bunları tekrar tekrar söylemekte de fayda var. Çünkü yerleşiyor, pekişiyor. Değil mi? Evet. Yani çok teşekkür ediyorum. İşte burada da bu gene kanonik olmayan, bu kanunun, yani kanunun bozulduğu, yani şeye kadar, Traianus ve Adrianus dönemine kadar bu kanunlara, yani kanunlara çok dikkat ediyorlar. Artık ondan sonra bozuluyor. İşte o yüzden ben geç antik çağ hep onların zamanına çekerim. Burada da bozulmuş bir hali. Artık kare biçiminde bir forum değil, yuvarlak, hatta eliptik olması lazım bir forum görmektesiniz. Hocam, yüzyıldan kalma. Şey çok ilginç aslında. Yani bu bahsettiğiniz klasiğe, kanunlara bir başkaldırı gibi. Başkaldırı, evet. Onyedincinin sonu, 18. Birkaç yüzyılda. Birkaç kere var efendim, doğru. Sanat tarihinde bu birkaç kere oldu. Değil en mi? Eskisi, barok, rokoko falan, evet, bunlar aynen, da. Aynen, dediğiniz doğru, bravo. En eskisi, yani bu kanunlara var olan şeye, klasik arkeolojide başkaldırma, en eskisi Helenistik çağda olmuş. Bu bir heykeltıraş vardı, duymuşsunuzdur adını. Lizippos. Praxiteles denen bir adam ve ondan sonra Lizippos vardır, değil mi? Bunlar işte o güne kadar gelen şeyleri kabul etmiyorlar, kanunları. Mesela Lizippos diyor ki, ben diyor insanları olduğu gibi değil ki gözümün gördüğü gibi yaparım. Adamın gözü bozuk herhalde. Kafanın vücudu oranı onun heykellerinde 8'de 1'dir. Evet. Ama ince uzundur yani. Lizippos'un heykelleri ince uzundur. Halbuki o zamana kadar 7'ye 1'dir o zamana kadar. Evet. Ve bu Bizans'a çok etki etmiş, biliyor musunuz? Bu şey 8'e 1 ince uzun vücutlar Bizans sanatında çok var. Mesela Kahire'deki mozaiklerdeki figürleri hatırlayın. Hepsi ince uzundur. Yani antik dönemin Bizans sanatına çok büyük etkisi var ki çok sonraları sanat tarihinde El Greco denen bir adamda tekrar ortaya çıkmış bu. Bu ince uzun figürler. Ahmet Bey'in dediği gibi 17. yüzyılda da bir başkaldırma var. Bu başkaldırma çok komik olmuş çünkü başkaldırdıktan sonra geleneklere yerine bir şey koyamamışlar bir müddet. Bu yerine bir şey koyamama müddetine biz manierizm diyoruz sanat tarihinde. Ama daha sonra barok dönem gelmiş, bunları düzeltmiş. Çok da uzattım, kusura bakmayın, özür diliyorum. Yok, çok güzel. Hüseyin, sana bir şey soracağım, evet, burada. Buyur. Çünkü aramızda herhalde en son Ceraş'a sen gittin. Evet. Şimdi buna ve o gittiğin yerde gördüğüne baktığında farkı hatırlayabiliyor musun? Diğeri oval ve hatta iki taraftan da eşit değil. Yani tam bir simetri de yok. Hem oval hem tam bir simetri de yok. Yani bir ucu daha geniş, ovalin bir ucu daha dar. Nereye denk düşüyor Ceraş Ürdün'de? Amman'ın doğusuna sanıyorum. Amman'ın doğusuna doğru ilerlemiştik. Neyse, inşallah şu pandemi biter. Bir de birlikte gideriz Ürdün'e. Yani Amman zaten kuzeyde, Ceraş'la birlikte, ama Amman'ın doğusunda kalıyor. Peki. O zaman ben ufak ufak devam edeyim bakalım. Ama şunu söyleyeyim. Hani bizde öyle bir agora, o büyüklükte bir agora şey de var, pardon. Var mı diyecektim ama Laodikya'da var. Ama Laodikya'daki köşeli değil mi? Köşeli. Tabii. Aynı şey değil, ben büyüklükten bahsediyorum. Şey, çünkü ne diyeceğim, ben yakından görmedim, fotoğrafını biliyorum Ceraş'ın. Demek yani o Laodikya'daki muazzam büyük çünkü. O kadar da, evet, büyük o zaman. Büyük, büyük, oldukça büyük. Bu burada biraz oval gibi zaten, bak. Evet. Burada, evet, oval gibi gözüküyor değil mi burada bakınca? Peki şimdi Mese Caddesi'ni düşünecek olursak. Şimdi bu iki kapıdan hangisi Mese Caddesi üzerinde? Sağdaki ve soldaki olması lazım. O zaman burada böyle yuvarlak bir rotonda bir yapı var. Tayfun biraz uydurmuş galiba onları. Çünkü sağda ve solda bakın kolonat devam ediyor. Görüyor musunuz? Kolonat yapmış burada. Altı, evet, derece doğru. Bu yüzde, yani hiç doğru olmasa bile biraz doğruluk payı var. Çünkü bunu daha önce de söylemiştim. Bu cadde Bizans'tan eski, yani Bizans İmparatorluğu'ndan eski. Bu bir Septimus Severus dönemi caddesi ve bunun üzerinde biliyorsunuz hepiniz şey vardı. 3 tane zafer takı vardı. Bu zafer taklarının malumunuz kilit taşlarında meduzalar bulunuyordu. Bugün şeyde
söyleyin. Yerebatan Sarayı'nda, bir tanesi de Ayasofya şeyde, Arkeoloji Müzesi bahçesinde. Burası doğru herhalde ya, o yüzden bu iki kısım diyorum. Yani bu sağ ve soldaki bölüm olması lazım şey olarak. Mese Caddesi olarak. Peki. O zaman devam edelim. İşte o meşhur sütunun evet, tepesindeki heykelin canlandırması. Şimdi evet, burada, çok güzel. Çok değil güzel. Mi? Çok güzel. Şimdi Konstantin'le ilgili elimizdeki bilgiler, hani onun Hristiyan olduğunu göstermiyor açıkçası. Yani hayatının sonuna doğru vaftiz edilmiş olabilir ölmeden önce. Biliyorsunuz o çok hasta olduğu için önce bir Yalova'ya gider. Bu kaplıcalarda iyileşeceğim zanneder ama hiçbir işe yaramaz. Geri dönüş yolunda işte Nikomedia'dan bir süre sonra artık çok güçsüz düşmüştür. Herhalde bu Gebze, eski ismiyle Libiza yakınlarında bir yerde onu yatırırlar. Orada artık ruhunu teslim edecek. Yanında da biraz önce sormuştun ya Hüseyin, Ösebios evet, işte. Ösebios da bunu bir orada vaftiz eder. Onu gerçekten kendisi mi istedi? Yoksa artık mecali yoktu. Ösebios biz onu vaftiz edelim mi dedi? Hani bunları çok iyi bilemiyoruz tabii. Fakat Hristiyan olarak gömülür. Hatta işte onun mezarı öyle bir dizayn edilir ki bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerde, onun artık yanında veyahut da köşesinde bir yerde şöyle gene yuvarlak dairesel planlı bir yapının içerisine, merkezde onun mezarı, etrafında da 12 mezar. Herhalde havarilerin kemiklerinin dünyanın her tarafından, onların öldükleri yerlerden toplanması ve İstanbul'a getirilmesi suretiyle orada aslında muazzam bir hac merkezi oluşturulmak istenmiş. Düşünebiliyor musunuz? 12 havarinin kemikleri, ortada da Konstantinus, adeta Hazreti İsa ile bütünleştiriliyor ve Hristiyanlığın sanki nasıl diyeyim, resüsite olmuş, tekrar canlanmış, reenkarne olmuş İsa'sı gibi gösterilmek isteniyor Konstantin. Hemen yanı başına da zaten muazzam bir havariler kilisesi yapacaklar. Ama işte Fatih zamanında o kilise yıkılacak. Daha sonra da yerine Fatih Camii yapılacak. Yalnız oralarda tabii bir takım araştırmalar yapıldı. Alt taraflara bakıldı, edildi. Ve yanlış bilmiyorsam ki Ercüment de bana göstermişti bunları vaktiyle. Hem Konstantinus'un mezarı hem de daha sonra eklenmiş olan Justinianus'un türbesinin yerleri biliniyor. Planları falan biliniyor. Bir tanesi dairesel, diğerininki ise kare formlu bir yapı imiş diyelim. Konstantin'in heykeline gelince, şimdi 324 senesinde zafere kavuşmuştu. Ondan sonra bir 5-6 sene imar ve iskanla hani başkentini hem böyle muazzam bir yer haline getirmeye çalıştı, hem de bir sürü değişik yöreden gelme insanlarla orayı imparatorluğun merkezi haline getirmeye de çalıştı. İşte bu meyanda da her imparatorun yaptığı gibi, o da ataları gibi yani Trajanus gibi, Hadrianus gibi bir sütun ve sütunun üzerine de heykelini diktirtti. Bu sütunun bu kasnak şeklindeki porfir taştan olduğunu biliyoruz. Parçalarını İtalya'dan getirttiği yazıyor bazı kaynaklarda. Kaynaklar birbirleriyle uymayabiliyor. Hani benim okuduğum bir tanesinde Apollon Tapınağı'ndaki porfir sütunların parçalarını, 8 tane diyor ama biz burada saydığımızda 6 tane çıkıyor. Herhalde o alt tarafta kapalı olan yerde var diğer iki parçası, ya da 8 tane değil yani, şimdi bilemiyorum. Hocam bunun kesin kaynağı belli mi taşların nereden geldiğinin? Bir makale okudum ben. Daha doğrusu onu Türkçe çevirmiştim ben bu şey için. İmparator lahitleri için. O makale Vasilyev yazmıştı galiba. O makalede bunların Mısır'dan geldiğini söylüyor ama Roma'dan geldiğini ilk defa sizden duydum. Siz nerede okudunuz? Vallahi şu an ben de hatırlamıyorum. Bu rehberlikte biliyorsunuz bir şeyler öğreniyoruz. Bazen kaynağında unutuveriyoruz. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Hani Mısır, porfir zaten Mısır'dan geliyor biliyorsunuz. Bir tek yeri var, başka yeri yok dünyada. Tabii. Yani Mısır'dan belki önce Roma'ya gidip oradaki bir tapınaktan gelmiş de olabilir. Yani ben de çok emin bir şey söyleyemiyorum dikkat ederseniz. Ama evet, sizin dediğinize göre yani Mısır'dan gelmiş olmalı. Onun Mısır'dan geldiğini söylemişti. Alexander Vasilyev, Rus sanat tarihçi, tarihçi daha doğrusu. Evet. Bu porfir lahitlerle ilgili bir makalesi yayınlanmıştı yıllar önce. Ben de onu o zamanlar Türkçe'ye çevirmiştim. Kaç sene önce ama 80'li yıllarda. Orada Mısır'dan geldiğini öğrenmiştim. Ama Roma'dan geldiğini şimdi sizden duydum. Olabilir, inkar etmiyorum. Yani olabilir.
Bilmiyorum. Bakarız, tekrar bakarız. Evet. Şimdi tepedeki heykele gelince, o heykel dikkat ederseniz böyle kafada ışık hüzmeleri, yani bir güneş varmış gibi. Konstantin'in Sol Invictus tarikatına üye olduğu söyleniyor kaynaklarda. Doğru. Yani Roma'nın değişik dinlere açık olduğu bir dönem zaten. Özellikle Doğu'nun güneş dinlerinden, güneş ve ateş dinlerinden Mitraizm'in oradaki savaşlar esnasında kumandanlar üzerinde ve askerler üzerinde çok etkili olduğu biliniyor. Konstantin de yani bu hengame içerisinde güneşe yönelmiş bir insan olarak biraz tasvir ediliyor. Şimdi hani bir güneş dinini, Mitraizmi yanına almaya kalksa düşmanının dini, yani işte o dönem Sasaniler var galiba. 254'ten sonra Partların yerini Sasaniler alıyorlar. Dolayısıyla hani onu rakip olabilecek adaylar arasında Hristiyanlık aslında bayağı bir göze batıyor. Çünkü 4. yüzyıl olmuş, artık Hristiyanlık örgütlenmeyi seven ve her tarafta gelişen bir din olarak yıldızını da parlatmış. Hani onunla uğraşmak yerine onu yanına almaya tercih ediyor diye düşünüyor insan ister istemez. Fakat kendisi o Sol Invictus, yani yenilmez güneş tarikatına olan bağlılığından dolayı olsa gerek, heykelini biraz Apollon'a, yani mitolojideki ışıkla alakalı olan Olimpos tanrısına benzettirmek istemiş diye okuduk yine, ama maalesef yine kaynak olarak sizin gibi veremiyorum size. Valla hocam sizi yani bayılıyorum. Valla kaynaklar, çok güzel bir makale çıktı. Evet. O da mı bende mevcut? Yani bunları bir not alın isterseniz, o makaleleri size gönderebilirim. Robert Ostrold bu konu hakkında çok çok güzel bir makale yazdı. Bu heykel ve heykelin orada bulunması nasıl oldu, nasıl geldi diye. Yalnız tabii orada cevaplanamayan bazı sorular var. Benim de hiç anlayamadığım, bilmediğim. Bu heykel efendim 1. Manuel Komnenos zamanına kadar burada duruyormuş. Nasıl durdu ben onu bilmiyorum. Yani bu heykeli şeyi nasıl atlattı? İkonoklazm döneminde. İkonoklazmayı nasıl atlattı yani? Ve çıplak vaziyette bir erkek heykeli. Yani Allah korusun, o nasıl duruyor oralarda? Ama 1. Manuel Komnenos zamanına kadar heykel duruyormuş. Sonra 1. Manuel Komnenos zamanında bir yıldırım isabet etmesiyle düşüyor. Hatta şeyde bayağı zarar görüyor. Konstantinos kolun sütununun kendisi de zarar görüyor ve üst kolon gidiyor. Bu başlık falan yok. Onun yerine bugün görülen beyaz kasnak koymuş. Hatta hepiniz biliyorsunuzdur onu. Çıplak gözle de aşağıdan gözüküyor zaten. Yazı var üzerinde, bu diyor. Dindar Roma İmparatoru Manuel Komnenos'un işidir diyor. Bu Tayfun'un güzel canlandırması. Şu işte bahsettiğim şey şuradaki benim elim. İşte ben gösteremiyorum tabii. Siz okla göstermeniz lazım. İşte soldaki heykel o şeyi nasıl atlattı? Yani ikonoklazm, onu bilmiyorum. Bu Manuel Komnenos, 1. Manuel Komnenos'un koyduğu haç ve yazı, orada yazıyor işte. O da tabii bugünkü hali. Ben bunun üstüne çıkma şansı elde ettim. 2-3 kere çıktık bunun tepesine, resim çektik hatta. Bu son restorasyonda... Evet, ben o zaman Arıtlar Kurulu üyesiydim. Bunun üstüne çıkıp resim çektik. Peki hocam, yani benim aklımı kurcalayan soru şu... Daha önceki sunumunuzda da siz bunu söylediniz. Yani Manuel Komnenos'a kadar, o yıldırım düşmesine kadar... Nasıl duruyor heykel şimdi orada? Ya o heykel duruyor yani, dediniz. Duruyor, bunu kim söylüyor? Hangi kaynaklar? Ostrop da söylüyor. Yani o diyor, Manuel Komnenos zamanında, ya biraz önce, bir yıldırım isabet etmesiyle heykel tahrip oldu. Sadece heykel tahrip olmuyor. Düşerken heykelin parçaları, en üstteki artık bir başlık varsa o başlığı veya da son kasnağı da tahrip etmiş olmalı ki, bugün dikkat ederseniz o beyaz kısım şey değil, yani nedir o, porfir taşından değil, Manuel Komnenos'un onu yaptırmış olması, yaptırdığı taş. Oraya üstüne de bir haç koyuyor. Yerden yüksekliği de gene Robert Ostrold'un bu makalesine göre, çok güzel makale, yani İngilizce bilenleriniz onu mutlaka okumanız lazım. Ben böyle bir anda okumuştum. Biraz abartmış tabii bazı şeyleri makale yazarken. Mesela Konstantinos'un heykelinin bu sütunun tepesinde bulunmasıyla, sütun tepesinde yaşayan Aziz vardı, Simeon Stylidis. Evet. Onun arasında böyle bağlantılar kurmaya kalkmış. O bana biraz saçma geldi ama buna rağmen bu konu hakkındaki en geniş kapsamlı bir bibliografyası olan son yayındır Robert Ostrold'un. Dediğim gibi bende mevcut. Not alsın arkadaşlar. Onu ben bizim gruba atarım, Bizans grubuna. Oradan siz de istediğiniz arkadaşlara gönderirsiniz. Acaba orada Ustarut şey mi yapmaya çalıştı hocam? Stilitos olan, yani sütun azimleri. Şimdi ben de düşündüm, analoji kurmaya kalksa diyeceğim o da olamaz. Çünkü adam...
öncüsü putperest. Böyle bir asetik yaşam da yok bu Konstantinos zamanında. Yani arada ne, ben de epey oldum makaleyi okuyalı. Yani makale ne zaman çıkmış ben size söyleyeyim. 2013 olması lazım. Ya 2009-2013 orada epey oldu okuyalı. Öyle hatırladığım kadarıyla böyle garip bir analoji yapmış. Yani hiç, bence hiçbir alakası yok. Yani hocam, Sütun Tepesi'nde yaşamasıyla Konstantinos heykelinin burada olması pek öyle bağlantılı değil. Hocam ben şöyle bir analoji yaptım kendi kafamda. Konstantin'in onlardan etkilenmesi değil de Stilitosların bu sütun üzerine çıkıp bu dünyanın bir tek imparatoru vardır. O da göklerin kralı olan Tanrı'dır. İşte onu da ben temsil ediyorum deyip acaba hani böyle bir şey yapılabilir mi? Olmaz yani imparator mı? Değil Tanrı çıkmalıdır bu sütunun üzerine gibisinden. Bu kadar zorlarsak olur tabii. Yani tabii olur. Yani, peki hocam. Susuyorum ve kabuğuma çekiliyorum. Anlamıyorum yani. Anlamıyorum. Nasıl ya oturuyorsunuz orada? Yani o kadar çok Sütun Tepesi'nde yaşayan var ki. İstanbul'da da varmış. Biri Sirkeci'de, biri Boğaz'da, Anaplu'da. Bugünkü adı ne? Arnavutköy'ünde. İstinye tarafında var. İstinye tarafında. Adamın bir tane paltosu varmış üzerinde, hırka nasıl duruyorsa. Yaz kış onunla duruyor. Uçmuş balta, öyle diyor Semaviyeci. Rüzgardan ve soğuktan donarak ölmüş. Evet, evet. Ya nasıl yemek yiyor, nasıl ihtiyacını gideriyor? Ben hiç bunu anlamış değilim yani oradan. Yani neyse, devam edelim hocam o zaman. Bakalım elimizde daha neler var. Ha, burada biraz yakın dönem diyeceğiz tabii. Yani bir yüzyıl veyahut da 150 sene önce Sütun'un durumu neydi? Bu herhalde 1894 depreminden sonra galiba, evet. Yıkıntıların arasında, evet. Sütun'un hali diyelim. Evet. Bu sütunun etrafındaki çemberler Osmanlı dönemi değil mi hocam? Geç Osmanlı ama artık yok onlar. Biz yenisini koyduk şimdi. Cumhuriyet dönemi çemberleri koyduk. Eski çemberleri müzeye mi kaldırdınız? Götürürler. Bilmiyorum ne yaptılar. Onlar yok artık. Yani biz yenisini koyduk. Metal olarak satmışlardır. Olabilir. Bu Cumhuriyet döneminin bir fotoğrafı. Burada bir de kilise var biliyorsunuz. Bunun içinde bir küçük bir şapel var. Şunun içinde değil mi? Evet. Evet, bu 18. yüzyıl örtüdür o. Yani kaidesi 18. yüzyıldır. Orada da orada bir kilise olması lazım. Bu Tayfun böyle bir şeyler yapmış. Ben bunun olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani Tayfun'u ben çok takdir ediyorum. Yani adam uğraşıyor, yapıyor, ediyor. Aferin. Şimdi bu tamamen hayali değil mi? Öyle tabii, çizmiş. Tabii, tamamen hayali. Vay, evet. Çoğu hayali. Yani, evet. Yani şurada kabartmalar yapmış. Çok güzel yapmış ama kabartmaları. Evet, 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 evet. Peki. O zaman devam ediyoruz. Romantik olmuş yani kabartma. Bu da troleybüsler zamanı. Ben troleybüsleri hatırlıyorum. 85'e kadar vardı troleybüsler. Allah. Biz de bindik hocam. Galatasaray'a giderken binerdik. 23 vardı, bebeğe giderdi. Zırt pırt, evet. O boynuzlar kopardı. Boynuzlar çıkardı, dururdu, araba şey yapar, hatırlıyorum. Evet. Abi Dolmabahçe Stadı'nın orada özellikle. Çat diye uçardı. Evet. Bu da en son zaman artık şeyle, tramvayla birlikte. Şimdi bir de meşhur bir hikaye vardır. O konuyu da hani illa tekrar gündeme getireyim istedim. Siz gerçi söylemiştiniz daha önce sunumuzda da. Hazreti İsa'nın gerildiği haç ya da çarmıh dediğimiz. Evet. Bunu Konstantin'in annesi Helena, evet. İşte Jerusalem'e, Kudüs'e gidiyor. Evet. Orada şey yapıyor, yani çok güçlü bir insan olarak gelmiş tabii. Bana diyor işte Hazreti İsa'nın çarmıhını bulun. Ne yapıp ne edip. Araştırılıyor. Bir sürü papaz bu işle tabii uğraşıyor. En sonunda işte bir binanın alt katından birinde, artık nasıl oluyorsa bilmiyoruz. Ben şey diyorum buna. Şöyle oluyor. Orada birçok haç var. Yani o Golgota, evet. Denen bir yer var. Kuru Kafa Tepesi. Evet. Gittiğiniz hiç Kudüs'e bilmiyorum. Golgota İbranice kuru kafa demekmiş. Evet. Orada İsa'nın çarmıha gerildiğini bunlar biliyorlar. Yani bana anlatılanları söylüyorum. Oraya gidiyor, bakıyor birçok haç var. Çünkü birini çarmıha gelip idam ettikten sonra ölürse bırakıyorlar haçı orada ve gidiyorlar. Ama birçok haç var. Şimdi tabii kadın nasıl anlasın gerçek haçın hangisi olduğunu? Bir sürü haç var çünkü. Bunlardan bir tanesi herhalde diyor Tanrı'nın diyor çarmıha gerildiği haç diyor. Bir tane haç görüyorlar orada. Diğerlerinden farklı olarak etrafında bir çiçek türü büyümüş. Bu çiçek çok kutsal. Adını hatırlamıyorum şimdi. Bunu Hristiyan papazlar iyi bilir. Onun bir adı var. Onu yetiştiriyorlar. Kiliselerde yetiştiriyorlar o çiçeği. O etrafını sarmış olan bir haç görüyorlar ondan sonra. Ve bu haç olabilir. Yani Hazreti İsa'nın haçı olabilir ama nasıl ispatlayacaklar şimdi? Yani ya değilse başka yani tesadüfen büyümüş çiçekler de olabilir. Ama o sırada oraya bir cenaze getiriyor İbraniler.
Ve ölü diriliyor efendim şeyde. O haçın yanına getirince adam diriliyor. O zaman anlıyorlar şeyin olduğunu, bu gerçek haçı olduğunu. Fakat sonra gerisini biliyorsunuz hikayenin. Gerçek haçı çalmıştır şeyler, Sasaniler. Sonra onu Heraklius geri getiriyor Kudüs'e. Fakat bu sefer parçalara bölüyor. Roma'nın bütün kiliselerine dağıtıyor. O yüzden şimdi bütün bir sürü binlerce kilisede bizde gerçek haçın parçası var derler. Ama artık bunun ne derece doğru bilmiyorum. Yani benim bildiğim olay bu. O yüzden de böyle bu haçla ilgili, yani gerçek haçla ilgili ikonalarda imparatoriçe bir tahtında oturur Golgota tepesinde. Önünde bir cenaze vardır ve cenaze doğrulmuştur. Lazarus'un dirilmesi gibi. Böyle tabutun içinden. Çünkü şeyin yanındadır. Gerçek haçın yanındadır. Evet. O yüzden bir mucize olarak cenaze dirilmiştir. Hazreti İsa'nın dirilişi gibi yani. Dirilişi gibi. Yani mucize olarak onu diriltmiş tabii şey. Yani haç onu hesapta diriltmiş. Tabii evet. O bir inanç meselesi. Yani insanların böyle inançları var. Ama Sema Hoca şey derdi. Yani bu dünyadaki bu gerçek haç parçalarını topladığınız orman olur derdi. Yani mümkün değil bunun hepsinin gerçek olması. Yani o, ama işte bu inançla ilgili bir şey. Şimdi bununla ilgili birkaç tane daha resim gelecek. Fakat bu gelmeden önce bir de okuduğumuz başka kitaplardan da mesela daha değişik versiyonlar da öğreniyoruz. Kimilerine göre de bu haç Heraklius tarafından geri alındıktan sonra yine işte Golgota'daki o kilisenin içerisine konuyor. Fakat ne zamanki Araplar iyice güçleniyorlar ve hatta Bizansları işte meşhur yeniyorlar Yarmuk Savaşı'nda. Ondan sonra anlaşılıyor ki bu Müslüman Araplar artık Kudüs'ü de ele geçirebilir. O zaman haçı biz İstanbul'a getirelim diyorlar. Şimdi haç İstanbul'a, anlatılanlar doğruysa, Eylül ayının ikinci cumartesini pazara bağlayan vakitlerinden birinde geliyor. O yüzden de bir sürü kilisede de galiba kutsal haç günü olarak Eylül ayının ikisi kutlanıyormuş. Hatta derler ki o haç Altın Kapı'ya kadar gelir. Heraklius onu sırtında taşımak suretiyle Ayasofya'ya kadar getirdi. Fakat şu an kapı çaldı. Ben sözü size bırakıyorum. Biraz muhabbet edin. Geliyorum. O sırtında taşıma meselesi galiba Heraklius değil de birinci Manuel Komnenos'la alakalı bir şey. Bir de doğru değil, palavra tabii. Şöyle bir şey, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra ölünce çarmıhta onu yere indiriyorlar ve bir taşın üzerine yatırıyorlar. Mermer bir taş. Mucizevi bir şekilde Hazreti İsa'nın vücudunun izi o taşa çıkıyor. O taşı Kudüs'ten getirtmiş birinci Manuel Komnenos gemiyle, nasıl getirttiyse. Haliç'e kadar gelmiş ve taşı birinci Manuel Komnenos sırtına almış. O yokuş yukarı Pantokrator'a kadar çıkarmış. Falan mümkün değil. Ben o taşı gördüm. Evet. İmkanı yok onu insanın kaldırması. Ve 1204 senesine kadar bu taş Pantokrator Manastırı olan bugünkü Zeyrek Kilise Camisi'nde durmuş. Sonra Haçlılar bunu alıp geri götürmüşler Kudüs'e. Orada duruyor Kudüs'te. Kutsal Mezar Kilisesi'ne hiç gittiniz mi bilmiyorum. Orada duruyor. Evet evet, i̇şte Kutsal Kabir Kilisesi'nde i̇şte hocam. İşte böyle çok şeyler geliyor. Hristiyanlar geliyorlar sağdan soldan. Genellikle zavallı. Onlara ben çok üzülüyorum. Hastalar geliyor, hasta olanlar ve hastanın işte fanilasını, gömleğini falan suya batırıp götürüp ona giydiriyorlar iyileşsin diye. O işte taş o taş. Yani Manuel Komnenos'un denilen. Ama ben şimdi bu Ahmet Faik Bey'den ilk defa duydum. Bu haçın Heraklius tarafından yukarı doğru çıkarılmasını. Onu ben bilmiyorum daha doğrusu. Ya bu haçı getiren bizim Helena değil mi? Ben mi karıştırdım? Helena haçı buluyor. Haçı getirmiyor. Golgota'ya bırakıyor. Ha, haçı buluyor. Pardon. Evet. Ve oraya bir kilise yapılıyor. Bugün Golgota Tepesi diye bir tepe yok. Artık o şehir içinde kalmış. Kutsal Kilisesi var orada. Kilisenin içerisi o. O bir, evet. Böyle bir kayalık şey. Oraya çıkıyorsunuz, orada görüyorsunuz, orada işte öpüyor yerleri falan böyle yatıyorlar. Orası işte güya şey diyor, Golgota Tepesi olan yer. Yani Kuru Kafa Tepesi. Ben hikaye, yani bu sırtta taşıma hikayesini bu şekilde biliyorum. Haç olduğunu ilk defa duydum. Ama olabilir yani, benim dediğim doğru demiyorum. Yani haç taşınır da o taş taşınmaz hocam. Bence yani mümkün değil böyle taşınması. Evet. Güya mucizevi bir şekilde böyle bir garip bir şey gelmiş. Güç gelmiş. Ondan sonra almış şeyi, evet. Haçı yukarı, pardon, taşı yukarı çıkarmış. O taşı siz gördünüz. Mümkün değil o taşı taşımak. Bir kişi evet, sırtını alıp. Hocam, o kutsal kabir kilisesi de çok ilginç. Her köşe başında bir mezhep var. Evet, evet, doğru. Hepsi, İçeri Ermeniler bir tarafta, Ortodokslar bir tarafta,
şeyler ne bileyim Kıptiler bir tarafta böyle ibadet ediyorlar. Evet doğru söylüyorsunuz. Ve belki şeyde seyretmişsinizdir YouTube'da. Biliyorsunuz hani mum yakmak için mum almak gerekiyor, para vermek gerekiyor ve bazen o parayı ben alacağım kavgası başlıyor. Yani bayağı saç saça baş başa oradaki papazlar yerlerde sürünmek suretiyle kavga ediyorlar. Ben YouTube'da bunun birkaç videosunu gördüm. Evet. Şimdi neyse. Ahmet bundan... Ha, Hüseyin bir şey diyordu dondu. Yaklaşık 7-8 yıl önce bir rahip yerine süpürge salladı diye. Ha tamam. Allah Allah. Şimdi geldin mi geri? Geldi. Şimdi geldi. Ha şey bundan kaç yıl önce hatırlamıyor 7-8 yıl önce bir rahip başka bir mezhebin alanına süpürge salladı diye olay çıktı. Yani o temizlerken bile dikkatli olmalı. Diğer alana süpürgeyi kaydırmamalı. Birbirlerine girdiler. Peki. Şimdi neyse burada böyle minik bir cümle olarak bunları yazmışım. Biz konuşurken zaten okumuştur takipçiler. Devam edelim haçın bulunuşuyla ilgili. Klasik olarak haçı bulduran Helena olduğu için Hristiyanlığın önünü de hem Milano fermanıyla hem de birinci işte konsille açan Konstantin böyle ana oğul olarak ortada o gerçek haçı tutar şekilde gösterilirler. Hatta bu kiliselere de Aziz Konstantin ve Helena Kilisesi deniyor. İşte bunlardan bir tanesi, en büyüklerinden bir tanesi. Hocam sizin de senelerce oturdunuz. Yedi Kule'de değil mi? Eski Karamanlılar Kilisesi olarak evet, da geçiyor galiba. Karamanlı Kilisesi, doğru Karamanlı Kilisesi. Evet. Bu klasiktir ama ikona olarak çok klasiktir. Şimdi bu haçla ilgili demin ben hani zil çaldı gittim ya. Radidikici'yi tanıyorsunuz hepiniz herhalde. Kendisi vefat etti. Bu da vefat etti değil mi? Radi mi de vefat etti? Tabii maalesef vefat etti. Geçen yıl galiba kaybettik onu da. Kendisi aslında maliyeci. Ama çok ama... büyük kitapları var. Evet Bizans tutkunu. Onun kitaplarından birinde şöyle bir hikaye var. Yani biraz da böyle hani o tarihçilikten romancılığa da geçiş yapıyor ara sıra. Efendim haç hakikaten işte Heraklius tarafından Ayasofya'ya kadar taşınmış. Senelerce orada kalmış. 1204'te artık Latinlerin işte şehre gireceği, şehri alacağı da iyice belli olunca iki tane papaz duvarda delik açıyorlar ve haçı duvarın içerisine gömüyorlar. Sonra onu kapatıyorlar. Hani nasıl iz bırakmıyorlar anlamıyorum ama öyle anlatmış o. O zaman haç orada duruyor. Duruyor tabii hocam. Gidip aramamız lazım. Hemen gidip bakalım abi. Yani Radi abiyi de buraya koymak durumundaydı. Allah rahmet eylesin. Çok kötü, yani iyi yazardı. Fena değildi. Ben beğenirdim. Yani akademisyen değildi belki ama güzeldi yazıları. Hoşuma giderdi. Tabii romancı böyle şeyler yazması lazım. Yoksa anlaşılır yazıyordu. Tabii. İnsanlar da ilgiyle okuyordu. Bence hani evet. İlgiyi çekmek açısından çok çok da değerliydi Radi abimiz. Evet. Bizim Facebook'taki benim bir sayfam var. Scholars of Late Antique biliyorsunuz onu. Orada üyesiydi. Evet. Hiç itiraz etmez hiçbir şey. Bakardı yani. Allah razı olsun. Akademiye girmiyordu hocam o. Şimdi değişik haberler bulduk internetten de. Bakın ne bulunmuş Türkiye'de. Ya biliyor bu meşhurdur ya. Tabii. Sinop'ta. Sinop'ta şey buldu buna. Gülgün buldu. Bu nedir hocam? Nedir düşünceniz bu konudaki? Bakın resmi de var. Bu değil pardon. Geçmiş o fotoğraf maalesef çıkmamış. Olsun artık. Evet. Efendim bunlara röliker diyoruz biz sanat tarihinde. Böyle binlerce röliker var da bu sorun değil. Vardır böyle rölikler. Ama benim bildiğim haber böyle değildi. Haçı bulduk diye haber çıktı öyle biliyorum ben. Yok artık. Tabii haç vardı orada. Haç bulundu falan dendi. Millet uçtu üstüne böyle ondan sonra. Ama rölikler çoktur. Yani taş sandıklar Bizans sanatında çoktur. Sadece taştan değil kemikten yapılır, fil dişinden yapılır. Birçok şeyden ve bunun içerisinde kutsal bakiyeler saklanır. Özel bir konudur. Bu çok da güzel bir konudur. Hristiyan arkeolojisinde. Orada da tabii Gülgün bir tane buldu. Evet. Ama içinde haç var diye gazeteye çıktı. Öyle biliyorum ben. Haçın parçası bulundu diye çıktı. Ve Gülgün de çok kızmıştı. Ben böyle bir şey söylemedim. Niye uyduruyorlar falan diye. Çünkü Gülgün benim arkadaşım. Profesör Gülgün Kalkın. Ona da ithaf ediyorlar. Diyor ki Gülgün Kalkın oğlu böyle söyledi. Adam kız öyle bir şey söylememiş. Yani... Hocam sizin yani, başınıza gelmedi mi hiç? Gazeteciler de biraz böyle yapıyorlar yani. Ya gelmez mi? Beni tehdit ettiler. İşte topuna sıkarız, onu yaparız, bunu yaparız falan. Yani. Neyse. Bunun resmini koymuştum. Maalesef iyi koyamamışım galiba. Böyle hakikaten bir sanduka gibi.
Evet. Üzerinde haç işareti var bunun. Evet. Hani dediğiniz gibi bir rölüker herhalde. Ama tabii illa içinde de gerçek haç olacak diye bir şey yok. En meşhuru, bütün arkadaşlar dinliyorlarsa eğer, biz tabii bunu Semaviyeci'den okumuştuk. Bu rölükerlerin, yani haç biçiminde içinde kutsal haçın saklandığı bu güzel rölükerlerin en güzelleri 10. 11. yüzyılda yapılmış. Bir tanesi çok 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 güzel. Yani cep telefonlarına arkadaşlara baksınlar. Limburg Stavrotek'i deniyor ona, tamam mı? Stavrotek denir bunlara. İçine haç konuyor ya. Stavros haç demek malumunuz. Evet. En güzeli altın mine içidir. Limburg Stavrotek'i. Onu şeyden, internetten bakabilirsiniz. Evet, hatta birisi bakıp chat'e de koysun, herkes faydalansın. Ha, çok seviniriz. Yani. Evet, Limburg Stavrotek'i Images'tan, yani görsellerden bulun, chat'e koyabilirseniz çok güzel olur. En güzel odur Limburg Stavrotek'i. Bu işte haç mı galiba? Yok, bu çivisi çivi, hocam. Pardon. Çivi. Çiviyi de bulmuşlar hocam. Her şeyi bu Gülgün'ü çok kızdırdı. Yani ayıp böyle bir şey. Yani o kızın üstüne kaldı. Böyle bir şey der mi hiç bir sanat tarihi profesörü? Nereden biliyorsunuz çivi olduğunu? Yalnız hocam şöyle bir şey var. Anlatılanlar doğruysa. Şimdi haçı getirmiyor Helena. Fakat çivilerden iki tanesini İstanbul'a getiriyor. Ve o çivilerden bir tanesini Konstantinus'un tacına ya da miğferine, diğerini de atının koşullarına takıyorlar. Böyle bir şey var. Radyo dikici mi söylüyor bunu? Bunu ben gene kimin söylediğini bilmiyorum ama Radyo Bey'de de vardı diye hatırlıyorum. Radyo dikici rahmetli hava var yani bu anlatılanlarda ama turist rehberler için iyi bir güzel hikaye. Sevdim yani. Hocam ama biz bayılıyoruz. Lütfen hepsini şey yapmayın, yok etmeyin. Siz de rehbersiniz. Lütfen. Aa, ben tabii turist rehberiyim ben, doğru. Şimdi bu çiviyle ilgili benim de başıma bir iş geldi. Ben tabii olayda haberim yok. Beni o zamanlar TNT diye bir televizyon kanalı vardı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. TNT. Resmen adı TNT'ydi kanalın. Yani bir 10 sene öncesine kadar böyle bir kanal vardı. Beni oradan çağırdılar bu İstanbul'daki araştırmalar için. Gel hocam diye. Çağıran da Ömer Çelakıl diye biri. Duydunuz mu? Adı bilmiyorum. Ben böyle şey zannettim. Nedir o? İşte Bizans falan konuşacağız. Meğerse çivi bulduk dedi. Şeyin çivisini. İsa'nın çarmıha geldiği çiviyi. Ben de nereden çıkarıyorsunuz böyle bir şey? Bu palavra deyince birdenbire yayını kestiler. Yani o şey olmadı. İfla olmadı yayın. Hemen kesti. Reklam falan koydular. Bitti yayın bir anda. Ömer Çelakıl diye biri. Belki duymuşsunuzdur adını. Ne çivisi çıktı? Efendim? Çiviyi verdiler mi size? Gösterdiler mi? Bir ekranda böyle bir işte paslı bir şey vardı. Oymuş dediler. Çivi oymuş diyor ya. Ben de nereden biliyorsunuz ne olduğunu? Nasıl anladınız dedim. Böyle biraz şey buldular, fazla akademik buldular. Hemen araları reklamlar falan derken bitti şey yayın. Olmadı. Evet hocam, bu hikayenin çivisi çıkmış, ben öyle anladım. Geçiyorum, devam ediyorum. Ahmet, sesimi şu an duyuyorsan bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Benim internetim kötü herhalde. Bir iki araya girme girişiminde bulundum fakat beni duymadınız herhalde, ben donup kalıyorum. Bir iki de mesajları okuyayım dedim, onlar da duyulmadı. Yani haberin olsun. Şu an iyisin. Şu an oku istiyorsan. Şu an tamam. Okey. En son gerçi zamanı geçti işte. Olsun. Barış Atay şey yazmış. İtalya Pisa'da meşhur kule, kilise ve vaftizhane yanında bir de mezarlık vardır demiş. Composonta Monumentale içine 12. yüzyılda gemilerle Golgota toprağı getirilmiş ve yayılmış. Erkan eser notu demiş. Zaman geçtiği için. Peki, sen yine kesilmeye başladın. Evet. Dolayısıyla biz devam edelim. Belki sona doğru düzelirsin. Şimdi şöyle bir şey koydum buraya. Yani bunu tanımak zordur çünkü ben şeyden buldum internetten. Bu rahibe Radegonda ya da Radegund isimli bir rahibe. 6. yüzyılda yaşamış. Poitiers'de yaşamış. Poitiers Kutsal Haç Kilisesi'nin kurucusu kabul ediliyor. Ve daha önce yine bu kez hatırlıyorum. Tamara Talbot Rice'ın kitabında okumuştum ben. Ama o nereden almış bilmiyorum. Onun babası da arkeologtu. İstanbul'da 1930'lu yıllarda özellikle Sultanahmet'teki kazılarıyla tanınıyor kendisi. Çok da güzel fotoğrafları var Google'da. Neyse, Tamara Hanım diyor ki bu rahibe Radegund İstanbul'a geliyor ve 2. Justin zamanında, yani Justinianus'tan hemen sonraki dönemde haçtan bir parçayı kendisine vermişler.
O parça neydi acaba? Kıymık şeklinde bir şey miydi? Bilemeyiz evet. tabii ama evet. sonuçta onu almış götürmüş ve bunu kabul ettirmesi de çok zor olmuş. Doğudan geldiği için herhalde batıdakiler çok da hoşlanmıyorlar böyle şeylerden. Fakat en sonunda bu kabul edilmiş. Kabul edilmesi de şu şekilde oluyor. O dönemin papaz şairlerinden bir tanesi bir ilahi yazıyor. İşte ilahinin adı da işte Vexilia Regis Prodeunt. Şimdi ben bunun tabii Latincesini çok iyi söyleyemiyorum ama kralın zaferiyle ilgili bir şey olsa gerek bu. O kadar güzel bir ilahi olunca hem de içinde haç da geçiyor. O zaman bunu kabul etmişler ve halen Poitiers Kilisesi'nin kutsal emanetlerinin en önemlisi İstanbul'dan gelme bu haç parçasıymış. Tamara Talbot Rice diyor ki imparatorlar bu haçın parçalarını zaman zaman önemli adettikleri işte kişilere, misafirlere verdiler. Bu sayede de özellikle Hristiyan dünyada birçok yerde kutsal haç kiliseleri bu emanetlerle birlikte kuruldu. Öyle yazmış yani. Şimdi haç deyince de böyle çeşit çeşit haç var. Aslında bunların en güzel açıklamasını bizim Erkan yapar haçlar konusunda. Öyle bir sürü şey var internette. Onlardan bir tanesi bir panoyu şöyle koydum. Hatta Erkan'a da sordum. Bazılarının manasını ben bilmiyordum çünkü. Mesela ilk gördüğümüz şu Crux in Missa dedikleri. Bu bildiğimiz Latin haçı. Aşağıya doğru tarafı uzun olan. İşte Hazreti İsa'nın böyle çarmıha gerildiği andaki görüntüsü. Hazreti İsa'sız olsa da onu orada düşünebiliyoruz. Bu Grek haçı dedikleri, işte Ortodoksların klasik artı şeklindeki haçı. Çarpı olan Crux Decussata diyor. Bunun da bu Aziz Andre haçı bu. Çünkü Aziz Andre normal bir haç yerine çarpı bir haça gelinmiş. Bugün Patrikhane'ye giderseniz Fener'deki o sol kapıdan girmeden önce sağda Aziz Andre'nin bir ikonası var. Sırtında çarpı şeklinde haç taşıdığını görürsünüz. Aziz Andre haçı diyorlar. Bu X şeklinde gözüktüğü için Roma rakamı olarak 10. 10 olunca da işte Crux Decussata yani 10 haçı manasına geliyormuş bu. Patrikhane haçı diyor burada. Patrikhane haçının en tepesinde bir çizgi daha var. Çünkü bilirsiniz çoğunuz kiliselerde ikonostasisin arkasında sunak olur. Sunağın hemen arkasında da Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş bir görüntüsü vardır. Ve en tepede de ne yazar? In bi yazar. Latin kiliselerinde bu in bi size in ri olur. Fark R ve B harfi. R rex yani kral. B vazileus. O da kral demek ama Rumca. Yahudilerin kralı Nazaretli İsa'nın baş harfleri aslında onlar. İşte ona ayrılmış panoyu da böyle belirtirler diyor. Bu Crux Commissa'yı Antoni haçı diyor. Antoine bu hangisi acaba? 13. yüzyıldaki Fransisken Antonius mu? Yoksa bu manastırların kurulmasında ön plan çıkan Mısırlı Antonius mu? Yani 3 ya da 4. yüzyılda belki yaşamış olan diğer Aziz Pacimo ile birlikte o manastırları kuran mı? Onu bilemiyorum. Doğu Ortodoks haçı diyor. Aslında Rus kiliselerinin, Slav kiliselerinin haçı benim bildiğim bu şekilde oluyor. Tepede yine işte Yahudilerin kralı Nazaretli İsa'nın minik panosu. Altta da Hazreti İsa'nın ayaklarının çakıldığı o çizgiyi de yapıyorlar. Hatta ayaklarından birisi daha aşağıda olduğu için onu yamuk yapıyorlarmış. Kimine göre de aşağı taraf cehennemi gösteriyor, yukarı taraf cenneti gösteriyor diyor. Bir de sade haç var ama onun kolu bile yok. Bunu tam anlayamadım ben de. Başkalar da var tabii. Mesela Petrus'un haçı yanlış bilmiyorsam o ters haç. Yani şu Crux in Missa dediğimizi baş aşağı düşünün. Onu baş aşağı çarmıha gelmişler. Çünkü aslında çarmıha germe kölelere ve isyan çıkanlara uygulanan bir cezaymış Roma'da. Böyle 800-900 yıl bu cezayı uygulamışlar. Aslında bunu Kartacalılardan öğrenmişler. Hakikaten hani öyle haçlar dizayn etmişler ki çabuk ölmeyeceksin, uzun süre acı çekeceksin, kuruya kuruya öleceksin.
ve hattı zatın da hayvanlar seni yerken onu da hissedeceksin. Hep bunları düşünerek korkunç bir işkence aleti yaratmışlar. Burada da Hazreti İsa herhalde Roma imparatoruna kendisinin imparator veya kral olduğunu iddia etmek suretiyle isyan etmiş diye herhalde onu çarmıha geriyorlar diye düşünebiliriz. Şimdi o biraz evvel yanında durduğumuz Konstantin sütunundan böyle Ayasofya'ya doğru azıcık ilerlediğimizde, ki bu eski bir fotoğraf, gene 1950'lerden falan kalma, 2. Mahmut Türbesi, Abdülaziz ve Abdülhamit'le birlikte yatıyor orada biliyorsunuz. Burada muazzam bir hazire var. 19. yüzyılın önde gelen paşalarının, sadrazamlarının yattığı, içeride Türk ocağı kahvesinin olduğu, efendim aydınlanmayı herhalde ve imparatorluğu simgeleyen bir kürenin köşesinde durduğu. Buradan şöyle şu kamyonetin peşinden içeri girsek, orada bir duvar bekliyor bizi. O duvara getiriyorum sizi şimdi. Hocam sizin tekrar mikrofonunuzu açmanızı isteriz açıkçası. Bu duvar da çünkü tartışmalara yol açan bir duvar. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin hemen yanındaki duvardır bu. Evet. Dikkatli baktığımızda almaşık yapı olduğunu görüyoruz. İşte 5 sıra tuğla. Aslında burada küçük küçük taşlar kalmış ama belki daha büyüktü bu taşlar, bilemiyoruz ama. Yok, küçük de o şekilde yapılmıştı. Opus Comitatum diyoruz biz ona. O meşhur bir duvar tekniğidir Roma'da. Bunu rahmetli hocamız Ahunbay neydi? Metin Hoca. Bunu Septimius Severus duvarı dedi. Ondan sonra bir şey var. Bir İngiliz araştırmacı var. Genç bir çocuk. O çok iyi bir bilim adamı. Sarnıç dedi. En sonunda Kerim Altuğ tezinde bunu sarnıç olarak yazdı. Ben Kerim Altuğ'un tezine katılıyorum. Fikrim önce Septimius Severus duvarıydı. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Çünkü niye buna ben Septimius Severus duvarı olduğunu zannettim Metin Ahunbay gibi? Çok kalın bir duvar. 2-3 metre kalınlığında. Ve bunun ben arkasına geçtim. Sarnıç falan yok. Sarnıç sıvası da yoktu. Yalnız bir Osmanlı sarnıcı vardı orada. Bunu ben sunumda da göstermiştim eğer hatırlarsanız. Küçük bir sarnıç. Onun bu duvarla bir alakası yok. Sonra bir Osmanlı bir minyatür var. Bizans dönemini gösteren Pannonio diye bir adam, İtalyan. Belki görmüşsünüzdür. Orada bu tam bu duvarın bulunduğu yerde bir açık hava sarnıcından bahsediyor. %80-90 ihtimal o sarnıç bu sarnıç. O yüzden bunun bir açık hava sarnıcının duvarı olduğunu düşünüyor O İngiliz'in ismini unuttum. Kerim de oradan almış, Kerim Altı. Doğru olarak bence almışlar. Benim kanaatime göre de bu Septimius Severus duvarı değil, o sarnıcın, açık hava sarnıcının duvarı. Ve eğer açık hava sarnıcı oysa, ki biz İstanbul'da bir tane açık hava sarnıcını kaynaklardan biliyoruz, Modestus diye. Acaba o mu? Yani onu da bilmiyorum. Olabilir de yani. Çünkü sur içinde açık hava sarnıcı yok. Daha doğrusu Konstantinos surları içerisinde yok. Efendim? Hocam Kerim Hoca demişti. Hatta bu açık hava sarnıcının esas Theodosius sarnıcı olabileceğini bugün ama duvar tekniği Theodosius'u uymuyor. Yani onu da söyleyeyim. Tabii Kerim daha detaylı araştırdı bunu ama duvar tekniği daha eski. Yani bunu Metin Ahunbay eğer yanlış söylemişse, o hocaya da ben yanlış diyecek durumda değilim. Yanıltan nokta da buradaki duvar tekniği. Opus Comitatum dediğimiz bizim böyle küçük küçük parça taşlar. Bu 3. yüzyıl ait olan bir duvar tekniği örneği. Ben bunları Efes'te de görmüştüm. Ama benim kanaatim bunun da bir sarnıç duvarı oldu. Yalnız aldatmasın bizi. Bunun arkasında bir sarnıç var ama o sarnıçla bu duvarın hiçbir alakası yok. O küçük bir Osmanlı sarnıcıdır. İçinde su doludur. Onun ben fotoğrafını çekerken benim sunumlarda göstermiştim. Bizim Ahmet Vefa denen bir arkadaşımız var. Onu böyle ters sarkıttık. Onun içerisine çektik fotoğrafı. Az kalsın düşüyordu yani. Ahmet de yüzme bilmez. Boğulur gider zaten çocukcağız orada. O sarnıcın bununla bir alakası yok. Bu tamamen başka bir şey. Ben orada katılıyorum Kerim'e katılıyorum yani. Bu sarnıç duvarı değil. Septimius Severus duvarı değil. Hocam bir soru soralım istiyorum. Şimdi eğer sur duvarı idiyse, sur duvarında küçük taşlar kullanılıyor muydu? Birinci soru bu. Tabii. Yani kesme taşları kullanılıyordu değil mi? Çünkü Septimius Severus duvarıysa o zaman zaten top falan yok ki yani Yani nedir o söyleyeyim? Tamam. Yani, hani top olsa diyeceğim ki tamam topa dayanmaz ama mancınağa dayanıyor. Yani. Dayanır tabii canım. Niye dayanmasın? Hocam o duvar zaman... Değil yani. O duvar değil. Tamam o duvar değil ama şunu da söyleyeyim Ahmet Bey.
Bu açık hava sarnıcı hikayesi de ne olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz konular bunlar. Hani var ya üç tane elimizde Mokyos, Aspan falan diyoruz. Onlar acaba sarnıç mı ya? Köşelere yuvarlatılmış diye biz ona sarnıç diye ya da su deposu deyip geçiyoruz. Ama bunun nereden dağıtılıyordu? Bunun kaynağı neredendi? Hani kaynak tahmin edilebiliyor belki şey. Ama su nasıl dağıtılıyordu? Nasıl tevziye ediliyordu? Nereden başlıyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Semaviyece bu yapılar için daha arkeolojik olarak ne olduğu belli olmayan yapılar derdi. Onu da söyleyeyim arkadaşlara yani. Hocam, evet, hocam. Burada yalnız bir şey olmasın ama Kerim Hoca efendim? Kesin sarnıç dedi. Yani doğru bence de. %80-90 sarnıç dedi. Evet yani. Ama sarnıç sıvası yok. Onu da söyleyeyim içeride. Yani ben içine girdim bunu. Arka tarafına geçtim. Fotoğrafları var bende. Sarnıç sıvası yok. Su nasıl tutacaksınız bunun içerisinde? Hocam şu soruyu ben daha önce de size sormuştum. Yine o zaman sorayım. Daha önce sunumda da çünkü aynı şekilde anlattınız. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Hani bu surun üzerine bir sarnıç yapmış olabilirler. Yani bir duvarını sarnıç kenarı olarak kullanmış olabilirler. Yani bu çok güzel yani bu compromise derler İngilizler. İyi oldu ya. Olabilir belki bilmiyorum yani. Çünkü ben görünce dehşete kapılmıştım. İçine girdim. Muhteşem. Çok kalın bir duvar. Yani bayağı bir sur duvarı gibi. Yani sarnıca bu kadar kalın bir duvar. Ha, Kerim bunun arkasına geçti mi bilmiyorum. O benim makaleleri gördü. Oradan yazdı. Yani daha doğrusu raporlarımı gördü. Ben bunun arkasına geçtim. Bayağı inceledim duvarı ve inanılmaz kalın bir duvar ve şey yani bayağı böyle sur duvar gibi bir şey. Ama ne yazık ki ya da iyi ki ya da öyle değiştireyim. O Panivo'nun resmi var elimizde. Yani tam burada bir açık hava sarnıcı gösteriyor. Yani benim elimde yok şu anda o resim. Olsa gösterirdim size ama. Yani o yüzden Kerim haklı bence. Peki hocam. Bir şey soracağım. Öte yandan Septim Sever zamanında da şehir yaklaşık buraya kadar geliyor değil mi? Evet o da var. Yani tam %80 o yüzden diyorum. Evet Septim Sever sınırı burası herhalde. Hocam. Ve bu duvarın devamı sahilde var. Yani onu o duvarları da yani Septim Severus olması lazım. Öyle tahmin ediyoruz. Hayri Fehmi resimleri çekmişti. Ben onun fotoğraflarını gösterdim size. Yani vaktiniz varsa gene gösterebilirim ama gerçek Septim Severus duvar olabilecek duvarlar Cangurtaran sahilinde. Yani bunun tam hizasında duruyor. Ama yani bu onun devamı diyemeyiz ki. Nasıl diyeceksiniz? Elimizde yazılı belge yok. Mümkün değil bunu iddia etmek. Ama duvar var. Roma duvarları var yani. Evet hocam. Her şey benim söylediğime doğru gidiyor farkındaysanız. Biz duvar artı sarnıç. Ya. Bravo yani. Çok güzel. Evet. Bir şey daha soracağım size. Madem sarnıçlardan söz açıldı. Diğer sarnıçların da açık hava sarnıçlarının da belki de sarnıç olamayabileceğini Semavi Hoca söyledi. Eyce Hoca söylüyor. Çünkü sarnıç sıvası yok. Evet. İkincisi onu dolduracak su kaynağı yok. Hani Valens su kemerinde geliyor da Allah nasıl dolduracak Valens su kemeri o kadar şeyi. Yani ona da ben orası da şüpheli. Artı suyun gidecek nereden gidiyor su? Yani su şeylere tevzi ediliyor. Nedir o? Kapalı sarnıçlara var ya şehirde bir sürü kapalı evet, sarnıç. Evet. Onun başlangıcı bulunmadı. Kazı yapılsa belki bulunur. Yani içlerinin kazı da yapılmadı. Onlar böyle tuhaf muamma yapılar. Tamam mı? Ama tabii bu şöyle bir şey var. Köşeleri yuvarlatılmış yani sarnıç için uygun bir mimari. Şimdi şeyde Yavuz Sultan Selim Camii'nin yanında olan Aspar'dı galiba değil mi hocam? Efendim işte o da sorun. Bunların bir tanesi hariç o da Mokyos'tur malumunuz. Evet. Hiçbirinin adı bilinmiyor. Aspar mı şey mi ne oldu bilmiyor. Adları bilinmiyor yani. Bonos mu nedir yani bilinmiyor. Onu uydurma isimler. Bir tanesi Mokyos biliniyor derdi. Diğerleri bilinmiyor derdi. Evet fakat tarihleri biliniyor galiba. Çünkü Tuğlalar'da tarih var. 5. yüzyıl yani. Ve enteresan bir şey, hepsi de üçü de Konstantinos surlarının dışında. Aynen. Şimdi yani bu da çok oraya... bir şey değil mi? O da tuhaf bir şey yani. Yüksek olduklarından dolayı mı acaba? Yüksek kottalar. Yani işte şimdi... yüksek kotta olması, içerisinde yuvarlak köşelere yuvarlatılmış olması hep bizi sarnıç şehrine götürüyor. Yüksek kotta olması suyun dağıtılması için lazım artezyen sistemi. Ama sarnıç sıvası yok. Su nasıl dağıtılıyordu? Kanallar neydi? Bunları bilmiyoruz. Şimdi sarnıç sıvası olmadığından dolayı kimileri de diyor ki buralar belki askeri idman, antrenman sahası olarak kullanılıyordu. Tatbikat ya. İçin falan diyorlar. Bunları söyleyenler de var diye ben söylüyorum. Yani. Acaba şöyle bir şey de olabilir mi? Hani Konstantin Sur'u varken
Orası şehir dışıydı. Tabii, evet, şehir dışı. Evet, doğru. Ve hakikaten de belki de askeriyeye aitti. Ve o alanlarda askerler oraları kullanıyorlardı. Şimdi şehir içine alınca o bütün oraları sulayabilecek depolara ihtiyaç oldu. Ve onları sarnıca dönüştürmüştü. Olamazlar mı acaba? Bunların tabii hepsi böyle düşünüyoruz kendi aramızda. Valla Ahmet Bey sizden şahane arkeolog olurmuş ya. Keşke arkeolog olsaydınız. Çok iyi buluşturuyorsunuz yani. Ben bayıldım. Tamam hocam, devam edelim. Ben iyice çıldıracağım yoksa. Sakin oluyorum. Niye çıldırıyorsunuz? Ne oldu? Hayırdır? Bu planı kim çizdi hocam? Her yerde dolaşıyor. Müller Wiener'den almışsınız bunu. Efendim? Bu Müller Wiener'in. Wiener'in değil mi? Evet. Müller Wiener benim hocamdır. Evet. Evet evet. Çok güzel bir plan ama yani. Bizi böyle anlaşılır kılıyor bu civarı. Evet. Şimdi burada zaten hipodromu tanıyoruz. Büyük Saray'ı tanıyoruz. Bölümlerine girmenin manası yok. Bir tek şurada Antiyakos ve Lavzos Sarayı diyor ya. Bu evet. Lavzos Sarayı'nın yeri burası değil herhalde değil mi? Ben göremiyorum ki nerede? Okta göstersin. Sol üst bize. Köşede. Sol bakın, üst köşe mi? Yok. Ah bir dakika. Okun olduğu yer. Ha, evet, evet evet evet. İkisi de duruyor bunları. Görüyor. Orası Sultanahmet'te. Doğru. Evet, evet. İkisi de duruyor işte orada. Tam şeyin yanında o işte Kerkeristlerin yanında. Bunları yok, siz biliyorsunuz yerini. İsim olarak diyorum. Lavzos Sarayı ile ilgili hani bir şüphe var. Sanki bunun tamamı da Antiyokos. Lavzos Sarayı. Yok yok yok. Onu ben de şüphelendim değil. Hiç alakası yok. Gene isterseniz not alın. Ben size bu makaleyi gönderebilirim. O sarnıç hakkında yazı yazan İngiliz arkadaşım. Ya çocuğun ismini unuttum ya. Yaşlandım iyice. O bunu bu konu hakkında çok güzel bir makale yazmış. American Journal of Archaeology'de. Detay detay anlatıyor bunları. O makalede bunları iyice anlıyorsunuz. Yani ikisi ayrı saraylar. İkisi ayrı 6. yüzyıl. Yani şey değiller. İkisi bir değiller. Ve bunlar evet. Yerlerinde duruyor bildiğiniz gibi. Evet. Yani bugün gözüküyor bunlar. Tabii. Peki. O zaman bunu da şey... Jonathan Bardil aklıma geldi. Jonathan Bardil. Eğer internette Jonathan Bardil yazarsanız çiftleyeli belki o makaleyi orada indirebilirsiniz. Evet evet. Bardil ismini ben de hatırladım. Evet, Bardil sık sık Türkiye'ye gelir. Evet. Burada ben varım ya. Hayalet gibi çıkmışım. Hocam siz gelmeseniz de siz aramızda olun diye fotoğraflarınızı koyduk. Bu sizinle birlikte yaptığımız ama tabii sizin rehberliğini yaptığınız o yeraltı turunda biliyorsunuz Peykane Sokak'ta bir apartmanın altında kalorifer evet. Dairesinde hani burada işte konuşuyoruz. Siz anlatıyorsunuz evet. Etraftaki Bizans kalıntılarını. Evet. Buranın ve bunun hemen yanındaki terzi odalıcılığın altındaki yapının Filoksenus Sarayı'nın parçaları olduğu, altyapıları olduğu söyleniyor. Ya şöyle olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Asla iddia etmiyorum. Evet. O günkü gezimize de söylediğim gibi. Çünkü bu adamın sarayının topografik verileri ki bu veriler bugün İngilizce olarak da biraz önce sözünü ettiğim Albrecht Berger tarafından yayınlandı. Antik bir kitap Patria'da. O veriler şeye uyuyor. Nedir o söylüyor? Topografik veriler bu kalıntılara uyuyor. Acaba olabilir mi diye düşündüm. O demedim. Yani çünkü buradaki kalıntılar 6. yüzyıl başı. Halbuki Filoksenus 4. yüzyıl. Yani bunu düşünmek lazım. Zaten şöyle bir şey de var galiba. Bir ara binbir direk sarnıcının Filoksenus sarnıcı olduğu düşünülürken. Öyle ama artık zaten elden geçip değişmiş. Dikkat ederseniz orada çift sıra üst üste sütunlar var. Herhalde alttaki daha eski. Yani o Filoksenus tamam. Zaten bizi bu kalıntıların Filoksenus'un sarayının kalıntıları olabileceği düşüncesine o sarnıcın varlığı ve çemberi taşıttı. Yani bizim şu andaki tam yerimiz bu fotoğrafta. İkisi arasında bir yer ama düşünüyorum yani odur da iddia etmedim. Asla öyle bir şey yapmadım. Yani o zor bir olay. Evet. Çünkü bu kalıntıların yenileri çıktı. İranlılar okulu karşısında malumunuz bir otel inşaatı sırasında. Aynen. Orada büyük kalıntılar çıktı ve yayınlanmadan üstünü kapattılar. Biz oraya şeyle gittik. Neydi ben de vardım hocam. Beraber gittik. Kimle gittik? Ercüment vardı. Ercüment Bey vardı. Siz bir de şey mimar neydi adı unuttum şimdi. Serhat Bey vardı. Serhat Bey vardı. Serhat Bey vardı ve maalesef üstünü kapatmışlar. Bir kısmını tahrip etmişler. Evet ve o gün şey Hayri de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun fotoğraflarını bulamadım. Hayri birinci mi? Yoktu Hayri. Tabii tabii bu çünkü bir seneden fazla bu anlattı. O kadar oldu mu oraya biz gidelim? Oldu. Şimdi ben bunları söyleyince hep kötü adam oluyorum. Orayı kazıyorlar yayınlamadan öyle kapatıyorlar. Şimdi o kadar önemli bir buluş ki orası. Bu ada tamamen bu kalıntılarla dolu. Bunların bir güzel rölevesini çıkarıp oturup çalışmak lazım. Ama kardeşim ya yapmıyor. Müze de yapmıyor. Müzenin tuttuğu danışman olan bilim kurulları da yapmıyor. Hatta yapmasını engelliyorlar bazıları. Üzücü şeyler bunlar.
İşte bir tek ben böyle deli gibi çıktım ortaya. Ondan sonra herkes sana kötü bellendik. Bir şeyler yapıyoruz. Hocam yapıyorsunuz vallahi. Sürekli nerede bir şey varsa ya kendiniz koşturuyorsunuz. Şimdi mesela ya da siz gruptasınız. Gruba da yazdım. Sultanahmet Camisi'nde çok büyük olaylar oluyor. Bilmiyorum haberiniz var mı? Orada birçok kalıntı ortaya çıktı. Büyük ihtimalle hipodrom kalıntıları ortaya çıktı. Dün gittim giremedim içeri. Hep vakti olanları söylüyorum. Lütfen gidin bakın. Ben yarın veya yarın gidemem de daha öbürsü gün falan gideceğim. Şimdi oralar gene bu kalıntılar gibi açılacak, kapanacak ve üstü örtülüp yayınlanmadan kaybolup gidecek, tamam mı? Yani bu bizim arkeologların ve sanat tarihçilerinin böyle bir kaygısı var. Örtbas etme kaygısı. Neyi örtbas edilir onu anlamış değilim. Yani bizi dinleyenlerden varsa vakti olan lütfen gidip baksın Sultanahmet'tekine. Ben dün gittim yetişemedim. Hava kararmıştı, içeri giremedim. Yarın gidemem. Öbür gün belki gidebilirim, bilmiyorum. Çok önemli, çok çok önemli. Ahmet Bey biliyorsunuz bizim grubun amacı, bir küçük grubumuz var ya bizim. Evet. Onun amacı bunları tespit edip, dosyalayıp ve yayın yapmak istiyorum ben. Ama çok ağır gidiyor işimiz. Sağ olsun bizim Nurettin de bilgisayar özürlü. Bana hala şeyleri yollayacak. Anıtlar Kurulu'nda baktığı röleveleri yollayacak. Yollayamıyor bir türlü. Beceremiyor. Enteresan yani. Her şey ağır işliyor hocam Türkiye'de maalesef. Evet. Bu da yan tarafta Terzioğlu'nun altında, evet, restore edilmiş olan bölüm. Evet. İşte arasında turlarımızda girebiliyoruz. Bazen giremiyoruz da buraya. Şimdi girebiliyorsunuz. Cumartesi günleri kapalı. Hafta içi turlarda girilebiliyor artık. Adam alıyor yani, gelin buyurun diyor. Evet. İşte ama biraz cumartesi da biz çalışmıyoruz dedi, artık kapalıyız dedi. O yüzden giremiyormuşuz, evet, ama hava pandemi çok soğukmuş galiba burada. Baksanız herkes palto. Evet. Bir kış günü dolaşıyormuşuz. Bayağı soğukmuş hava. Çok güzel yapı ya. Çok hoş bir şey yani. İşte şimdi şeye geldik de hocam. Bu Aya Azize Efimya'nın martirliğinden kalmış olan freskoların bulunduğu garip kulübeye geldik. Bu yok senelerdir. Ya, kalktı. Kalktı bu kulübe. Şimdi bir şey diyeceğim hocam. Siz yakından takip ediyorsunuzdur. Burayı bitirmişler. Yani restorasyonu bitti. Müzeye bağlayacaklardı. Hayır, bitmedi. Açılış günü belli. Şöyle bir şey oldu. Müzeye bağlayacaklar. Benim duyduklarımı söyleyebilirim ancak size. Çok iyi bir ekip yok orada çalışan. Yani ekipte zaten şey yok. Bilim kurulu göğe Bizans uzmanı biri yok. Böyle mimarlar falan çalışıyorlar. Efendim bir takım sahtekarlar çalışıyor orada. O yüzden bu işler durmuş. Oraya da garip bir camekan koymuşlar. Onu da kimse beğenmemiş. Ondan sonra ve şu anda işler durmuş vaziyette. Ama ben aslında durmasını istemezdim. Bunun mutlaka kurtarılması gereken bir eserimiz bu. Antiochos Sarayı'nda bu Efemia'nın, Azize Efemia'nın ikinci martiryonu, yani şehitlik binası veyahut da türbe binası. Hepimizin bildiği gibi bunun esas birinci, yani öldüğü zaman gömüldüğü türbe binası Kadıköy'de. Bir tapınak içerisinde, bir Artemis tapınağına gömülmüş kızcağız. Ve Hristiyanlık döneminde bu tapınak kiliseye çevrilmiş. Efemia Kilisesi olmuş. Hocam hazır lafını açmışken Haydarpaşa civarında yapılan kazılarda da belki de o kilisenin ya da eski tapınağın zannetmiyorum olasılığından bahsediyorlar. Yok, o herkes uyduruyor. Böyle bir şey duyan uyduruyor. Olamaz. Çünkü biraz okumaları lazım. Çünkü bu kızcağız öldüğü zaman ya da öldürüldüğü zaman diyor ki bir su kenarındaki tapınak olan Artemis tapınağı, bir dere kenarındaymış. Deniz kenarı değil. Bir dere kenarında olan, bir nehir kenarında olan tapınaktan bahsediyor. Efemia'nın gömüldüğü tapınak, Artemis tapınağı gizlice oraya gömülmüş. Sonra o tapınak, gene söylüyorum, dere kenarında ve kilise olmuş. Ayı Efemia Kilisesi. Bugünkü Kadıköy'deki Ayı Efemia Kilisesi'ni karıştırmayın. Hiç alakası yok. Şimdi efendim Boğaziçi Üniversitesi miydi yoksa Koç Üniversitesi'nden mi biri, bir kızcağız bu konu hakkında tez yaptı. Ben ona çok yardım etmeye çalıştım. Dedim bakın siz bu tezi, Kadıköy tezini yapıyorsunuz. Buralara gidin. Anıtlar Kurulu'na gidin, 5 numaralı kurula. Oradaki bütün binaların altındaki kalıntılara bakın. Mutlaka bulursunuz bunun şeyini, kalıntısını diye. Ama işte o da tatlı su arkeoloğu herhalde. Hiçbir şey yapmadı. Öyle üç uydurup bir şey yazdı, verdi. Şey gitti yani, mezun oldu gitti. Bunu biz inşallah Ahmet Bey, yani o ekip inşallah bunu bulacağız, tamam mı? Yani 5 numaralı kurula gideceğiz. İnşallah bulacağız bunun yerini. Ama bugünkü kazılarla Haydarpaşa'ya bir alakası yok. Bunun bir nehir kenarında olması lazım. Orada biliyorsunuz bir Foseptik Nehri vardır. Evet. Onun kenarındaki binalara bakmak lazım. Tek tek bakamayacağımıza göre ne yapacağız? Gideceğiz 5 numaralı Anıtlar Kurulu'na. Oradaki dosyaları indirip oradaki binaların inşaatları sırasında çıkan kalıntılara bakıp bunları inceleyeceğiz. Belki buluruz. Buluruz. %100 buluruz yani. Evet. %100 buluruz.
Hocam Kurbağalıdere mi diyorsunuz? Kurbağalıdere, evet, doğru, evet. Bazen onu Bokludere diyorlar da işte söylemek istemedim. Bokludere, evet. Yani ama söylediniz hocam sorunları. Efendim? Şu an tertemiz oldu. Ama onun adı kötü bir addır değil mi? Öyle derler yani. Evet, Bokludere'ydi, doğru. Ben hani onu diyecektim, vazgeçtim, siz söylediniz. Yani o ama derenin Kurbağalı kenarındaki binaların altında olması lazım. Deniz kenarında değil. O yüzden Haydarpaşa'daki olamaz. Ama tabii bizim işte bu tatlı su sanat tarihçileri ve arkeologları bunu duyuyorlar. Kadıköy, Azize, Efemya falan, ondan sonra işte burada vardır falan. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Mutlaka bunun dere kenarında olması lazım. Ve tabii bu freskolarda o binayla çağdaş değil. Yani bunlar son devir freskoları. Yani şey, geç dönem. 14. yüzyıl başına ait olan freskolar. Halbuki bina 6. yüzyıldır. Ve garip bir şey bu freskolarda. Bir gariplik var. Balkan ekolü var burada. Romanya'daki böyle resimleri, hikayeleri kare kartuş içinde kare kare anlatma ekolü, bu Balkanlara ait bir ekoldür. Demek ki o zamanlar Balkan sanatının Konstantinopolis'teki resimlere büyük etkisi vardı. Bunun bir başka örneğini de Trabzon'da biz görüyoruz değil mi? Orada da var böyle kartuşlar içerisinde anlatma geleneği. Trabzon'da da var. Çünkü Trabzon'da hem Balkanların hem de Gürcistan etkisi altında. Ay, çok fazla ukalalık ettim. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Sema Hoca'dan duyduklarımı anlattım. Yok ya, bilgilerinizi paylaşıyorsunuz, niye öyle olsun? Sağ olun. Bu şimdi bilmeyenler için şunu da söyleyelim tabii. Azize Efimya hem İstanbul'un en değerli azizesi kabul edilmesi açısından çok önemli. 4. yüzyılın başında işte Hristiyan olduğu ortaya çıkar. 3. yüzyıl değil mi? Yok 4 hocam. 307. Evet, tamam, o yani şey, tamam, anladım. Yani yok, öyle geçiyor. Diyoketiyan zaman. Doğru. Diyoketiyan zaman. Doğru, evet. Ondan sonracığıma tabii reddediyor şeylerin pagan törenlerine katılmayı, işte kurban törenlerine falan katılmayı. Bunun üzerine işkenceler yapıyorlar. İşte burada 14 tane resim var bu martiryumun içerisinde. Bunlardan 12 tanesi bu değişik işkencelerden, evet, bahsediyor. Evet. Yani içlerinde neler neler var. Taşlanmadan haşlanmaya, efendim bıçak sokulmadır, orası burası kesilmedir, yok bir tekerleğe sarılıp çekilmedir. Burada gözüküyor, tekerlek var burada. Tekerleğe bağlamışlar, çekiyorlar zavallıyı. Evet, evet. Bir tanesinde... Şurada galiba. Sağ üstte. Sağ, burada. Burada teker falan. Sağ üstte. Orada tekerlekler. Bir tanesinde kafasından testereyle kesiyorlar falan. Yani acayip, evet, bir şey, evet, bu doğru, aslında. Doğru. Şimdi kadın tabii ruhunu teslim ediyor sonunda. Dediğiniz gibi onu bir dere kenarına herhalde gömüyorlar vasiyetine uygun bir şekilde. Hristiyanlık iktidara gelince de onun bulunduğu yer bir kilise haline getiriliyor. Veyahut onun naaşı alınıyor. İşte bir yere götürülüyor. Oraya götürülüyor. Şeyde duruyor. Oraya gömülüyor. Yani o kilise, o tapınağa gömülüyor. Tapınak kilise oluyor. 7. yüzyılda Heraklius zamanında Sasaniler Kadıköy'e saldırınca bölükleri tehlikeli diye alıp bunu bugünkü Sultanahmet'in yerine ikinci kez gömüyorlar kemiklerini. Evet hocam. Ondan önce yalnız tabii bir olay daha oluyor. Çok önemli. Bu Azize Efimya ile kilisesiyle ilgili. Dördüncü konsil değil mi? Onu anlatsanıza Ahmet Bey. Bu kilise de yapılıyor. Monofizitleri anlatın. Evet. Monofizitleri anlatın, dinlesin diyor. Çok önemli bir olay. Bu kızcağızın, evet, bir rolü olmuş orada. Onu anlatın yani, isterseniz. Şimdi ilk 7 konsil Hristiyanlıktaki, yani bunlar dini toplantılar ama konsil deyince en önemli dini toplantılar. Ekümenik konsil diyorlar hatta buna. Evrensel manasına geliyor. Aslında hani uygar dünyanın tamamı demekmiş ekümene kelimesi. Bu da sağ olsun Erkan söylemişti vaktiyle. Şimdi bu konsiller çok önemli. Çok önemli kararlar alınacak. İşte bu 4. konsilde büyük bir tartışma var. 451 senesinde İmparator Markianus, İmparatoriçe Pulcheria dönemidir bu. Doğu ile Batı arasında. Ama günümüzde Doğu Batı deyince Roma ile Konstantinopolis algılanır ama o zamanlar Roma ile Konstantinopolis aslında aynı düşünceye sahip. Doğu dediğimiz yer ise İşte Ermenilerin olduğu bölge, Süryanilerin olduğu bölge ya da Mısır'da İskenderiye Hristiyanlarının olduğu bölge. Yani Antakya, İskenderiye ve Ermenistan, Konstantinopolis ve Roma'ya karşı diyelim. Nedir mevzu? Monofizitler ve diofizitler arasındaki anlaşmazlık. Monofizitler Hazreti İsa'nın ilahi doğasının öylesine önemli olduğunu ve bundan dolayı da onun içindeki beşeri doğanın gidip gittiğini, içinde kaybolduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla o gördüğümüz Hazreti İsa'nın
bir tek ilahi doğası vardı diyorlar. Çünkü somut olan kaybolur. Aslı olan ilahi olandır diyorlar. Biyofizikler ise diyorlar ki hayır, Hazreti İsa yaşadı, yemek yedi, tuttu, dokundu, konuştu. Dolayısıyla onun beşeri özelliklerini biz yaşadık. Onun hem insani, yani hem beşeri, hem de ilahi doğası olduğunu biz gördük. İkisini birlikte, ikisi de değerlidir. Bir aradadır belki ama iki doğalıdır diyorlar. E tabi hani merkezde olan, iktidarda olanların iki doğayı tercih etmesi çok normal. E çünkü kendilerini de zaten hem insan hem de Tanrı'nın temsilcisi olarak gösterdiklerinden dolayı Hazreti İsa'ya daha çok benzeşmiş oluyorlar bu şekilde. Neyse, bu tartışmalar tabi hani bir türlü bir yere varmıyor. O zaman da ne yapıyorlar? Azize Efimya'nın sandukasını açıyorlar. İki doktrini içine koyuyorlar. Sonra kapatıyorlar. Ertesi sabah bakacağız bakalım ne diyor Azize diyorlar. Ertesi sabah geliyorlar. Kapak açılıyor. Allah'ım işte imparatorun doktrini kalbin üzerinde. Fakat Doğu kiliselerin istediği doktrin ayakların altında. Bakın Azize Efimya bile diofizit olduğunu söylüyor Hazreti İsa'nın diyorlar. Böyle bir hikayesi var. Dördüncü konsilde aslında monofizit düşünce biliyorsunuz aforoz edilir. Bu Ermenilerin, işte Koptların ve Süryanilerin, o zamanlar daha Süryani kilisesi tam oluşmamıştı belki ama yani o Güneydoğu Antakya kilisesinin diyelim. Ermenilerden sadece Gregorian olanlar ama. Tabii. Yani zaten Kadim kilise olarak Gregorianleri biz kabul ediyoruz. Yani Katolikler falan sonradan tabii ki. Şimdi neyse o açıdan Azize Efimya Kilisesi yani böyle bir konsile ev sahipliği yaptığı için çok değerli, çok önemli. Dördüncü konsil yani. Bir de Azize'nin kendisi de çok değerli İstanbul için. Şimdi aynen hocanın dediği gibi Sasaniler gelince doğudan aman kemiklere bir şey olmasın diye onları alıyorlar ve şeye getiriyorlar. Sur içine getiriyorlar. Çünkü i̇şte Kadıköy'ün sur duvarları yok. Evet, Kadıköy'ün sur duvarları sökülmüş. Da sökmüşler, şey yapmışlar diyorlar. Bordoğan kemerine öyle evet, yapmışlar bravo, diyorlar. Bravo. Neyse, buradaki Antiochos Sarayı'nın bir bölümü olan o rotondo şeklindeki binanın içerisine yerleştirdikleri söylenir. Fakat daha sonra tabii şey oluyor. İkonoklazma döneminde 5. Konstantin hani sadece resimlerin silinmesi değil, bu rölüklerin de yok edilmesi gerekir diyor. Evet, yani Hristiyanlıkta böyle aracı olan her şeyin yok edilmesi gerekir. İşte 10 emirdeki tasvir yasağını adeta geri getiriyor. Ve bu kemikler eğer doğruysa Sarayburnu'ndan denize atılmış. Evet, aynen öyle, denize atıyorlar. Yok evet. Olması lazım ama fakat işte birileri bunları bulmuş efendim de Limna Adası'na götürmüşler. Limna orada bulmuşlar evet, doğru evet. Doğru. Ondan sonra seneler sonra ikonoklazma bitince de bir şekilde geri gelmişler. İşte bugün Patrikhane'ye giderseniz Fener Rum Patrikhanesi'ne en sağ 3. nefte 3 tane sanduka vardır. Gümüş olanın içerisinde Azize Efimya'nın kemiklerinin hala durduğu kabul edilir diyelim. Bence mevzuyu noktalayalım. Fakat bu kilise veyahut da hani şu gördüğümüz freskolar işte o eski martiryonun içinde duruyorlar. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Kemikler 7. yüzyılda buraya gelmişti. Fakat hocanın da dediği gibi buradaki freskolar daha sonradan yapılmış. Çok sonra, çok yani, sonra. Evet. 11-12. yüzyıl mı dediniz hocam? Yo, bu son dönem Bizans, Paleologoslar dönemi. O bayağı, o zaman 13-14 değil mi? Evet. Yani şeyden, Latinlerden de sonra. Evet, çok bunlar yeni yani şeye göre. Uydurum şey, yani hayali, hipotetik şeyler bunlar. Yalnız Ahmet Bey bir şey söyleyeceğim. O elinde almış yani Ortodoksların görüşü öbür ayaklarında dediniz ya. Evet, evet. O gece papazın biri değiştirmiş olmasın bunları? Vallahi onu Hüseyin bilir hocam. Bence öyle oldu yani. Gece geldi papazın biri değiştirdi yerleri. Yani kızcağızın ne işi var böyle karışacak öyle şeylere? Bu işlere Hüseyin abi bakıyor hocam. Kadıköy turnuva yapıyor bizi. Şimdi Kadıköy'de bir kilise var. Öfemiye Kilisesi de bugün Ortodoks Kilisesi, Rum Kilisesi biliyorsunuz değil mi onu pazarın içerisinde? Evet. O kiliseden içeri girdim bir kere ben. Yani o kilisenin tabii Öfemiye'yle bir alakası yok da hani bir bakayım dedim. İçeride erken dönem Bizans başlıkları var bahçede. Çok enteresan. Nereden geldi acaba? Çok merak ediyorum. İkincisi kilisenin narteksine girince yani bir dahaki sefere gittiğiniz zaman lütfen dikkat edin. Narteks'e girince narteksin güneyinde yani girince sağınızda kalıyor. Güneyindeki duvarda kocaman bir fresko var. Evet muazzam. Bu fresko Kadıköy Konsili'ni canlandırıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz o freskoyu? Yenidir. Fotoğrafları da var. Ha, yeni bir fresko yani eski evet. Bir şey değil o. Ondan sonra orada bir adam var. Ötikes evet. Diye bir adam. Adını duyduğunuzu bilmiyorum.
Evet, evet. Bütün bu Ötekes ismini yazıyor bu. Tepesinde. Kafasının üzerine ismini yazmışlar Ötekes. Ötekes esasında İznik'teki konsile katılan, hani var ya orada İsa'nın Tanrı ve şey olduğunu kabul eden konsili var ya, birinci konsil 325. Oradaki İznik akidesinin en büyük savunucularından, en büyük, en ateşli savunucularından bir tanesi. Ve demin de Ahmet Bey'in söylediği gibi abartmış işi biraz. Demiş ki işte İsa'nın Tanrı sıfatı öyle bir sıfattı ki beşer sıfatın içinde eritti. Bir tane sıfat kaldı. O da mono. İşte monofizit diyorlar o yüzden ona. Ama aklınızda bulunsa Kadıköy turunda o bu hikayeyi anlatırsanız orada bu Ötekes'in adamın resmi de var. Orada görülüyor. Çok da güzel yapmışlar. Pırıl pırıl bir resim. Ama Bizans falan değil tabii. Şey, yeni. Tabii, kilise de son dönem zaten. Tabii canım, kilise de yeni. Evet. Evet. Peki. O zaman Hüseyin, devam ediyoruz. Sen o papazın gece değiştirdiğini mi düşün söylüyorsun gruplara? Hüseyin Bey yok. Ben sizin sürekli donduğunuzu düşünüyorum ama donan benim galiba. Evet. Benim evet. İnternet kötü olduğu için. Dediklerinizi tamam, zor anlıyorum. Devam ediyoruz o zaman Hüseyin. Biz seni seyrediyoruz bir yandan da. İşte, Ahmet Bey pardon. İki geri gidebilir misiniz buraya geçmeden önce? Bunu Semavece'nin bir şeyi var, onu da söyleyeyim. Ha, burası. Şimdi bunun planı var mıydı bilmiyorum. Burası bu Efemiye denen kızcağızın ikinci martiryonu olan Antiochos Sarayı'nın bir salonu. Burası 18. yüzyılda, bunu ben turlarda da anlatmışımdır belki hatırlarsınız. Semavece aslında ki böyle bir şey olması lazım, nasıl olur diyor. Barut deposu olmuş efendim söylendiğine göre. Sonra barut deposunun üzerine bir yıldırım isabet edince burası da, burada büyük infilak oluyor ve yok oluyor bu yapı. Yani bu yapının en büyük tahrip olmasının nedeni burada saklanan barutların yok etmesi. Patlayan barutlar bu binayı yok ediyor. Ve bu bilgi, İncicihan diye bir adam var. Duymuşsunuzdur adını. Onun evet, 18. Evet. asırda İstanbul adlı bir kitabı var. Türkçesi vardır. Piyasada satılıyor. Onu bulun, okuyun, orada yazıyor. Bir de bir risalesi var. Onu ben görmedim tabii. Hoca bulmuş. Hoca da vardır rahmetli de. Orada şeyi çizmiş. Bu FM'deki barutların infilak etmesini çizmiş. Tamam mı? O yüzden çok önemli bir yapı bu ve bunun adı da Gün Görmez Kilisesi. Demiş. Tamam mı? Osmanlı zamanında. Yalnız hoca şey derdi. Ben hep onu karıştırdım çünkü. Gün Görmez Mescidi ile karıştırmayın derdi. O başka, o başka derdi. Gün Görmez Sultanahmet Camii'nde. Sultanahmet Camii'nin arkasında ihya alıyor. Tavukhane Sokak'ta. Evet. Orası mescit. Bu Gün Görmez Kilisesi. Hiçbir zaman cami olmamış. Evet. Ya bu tekrar sözünüzü kestim. Sema Bey'den alıntıydı. Yok, güzeldi hocam. Bu havaya uçan kiliseler konusunda da hani bizim boş kalan kiliseleri cephane haline getirmemiz biliyorsunuz meşhur Osmanlı döneminde. Şehrin ortasında böyle bir şey olur mu ya? Şehrin göbeğinde. Aynı şeyi Nea Ecclesia için de söylüyorlar yalnız. Ha, onu bilmiyorum. Nea Ecclesia. Evet, Nea Ecclesia da o şekilde yok oldu diyorlar. İşte onu bilmiyor olabilir. Neyse, bunları da ben şöyle diyorum Hüseyin, sen donuyorsun ama artık hani bir yerde bence durmamız gerekiyor çünkü zamanı aştık, 20 dakika falan geçti, hani insanlar da artık belli bir yerden sonra belki yatmak isteyecekler. Valla hocam çok güzel bir sürpriz yaptınız bize. Hani kesin geleceğinizi ben bilmiyordum. Yok, ama gelmenizden çok mutlu oldum. Bayılırım böyle sohbetlere. Valla şimdi ben şöyle şunu teklif ediyorum siz de aramızdayken. Biz her hafta değişik bir konuk çağırıyoruz ya, her ay ya da her iki ayda bir de bu Bizans sohbetlerini yapalım. Aa, çok güzel olur ya. İlla İstanbul konuşmayalım. Anadolu'da konuşabiliriz. Değil kesinlikle. Mi? Ama bunu yapalım hocam. Tamam. Hem de bu bilgiler kalıcı olsun. Yani bunların bir kısmı uçup gidiyor çünkü. Artık yeni nesil ekranlardan birçok bilgiyi alıyor. YouTube'dan hani daha rahat öğrenebilirler. Rehberler için de çok faydalı oluyor çünkü. Evet, ben rehberlerin burada olmasını daha çok istiyorum çünkü. Hiç olmazsa yani ben, siz de rehbersiniz, ben de rehberim. Bunu açıkça söyleyebilirim. Neler söylüyorlar ya yani. Yani neler anlatıyorlar, ne palavralarını, utanç verici. Hocam, şey. Hocam şöyle de bir gerçek var ki yakın zamana kadar maalesef hani kaynaklara da ulaşılamıyordu. Yani günümüzde internet var, kitaplar çoğaldı falan. Fakat eskiden siz de hatırlarsınız. Hani böyle okuyacak kitap aranırdı, bulunamazdı bir türlü. Rehberler de zeki adamlar. Onunla onu birleştirip garip garip hikayeler de ürettiler. Biz de öğrendik bunları ama yeni yeni onları düzeltiyoruz. O yüzden bence bu sohbetler çok faydalı oluyor. Tamam. Siz de vakit ayırırsanız arada bu sohbetleri yapalım. Her zaman. Tabii. Çok memnun olurum yani.
O zaman Hüseyin'cim, senin mikrofon kapalı, konuşuyorsun ama mikrofon kapalı. Heh. Aç onu. Heh. Artık son sözü de sen söyle, buyur. Her ay yapalım diyeyim. Evet. Şey var mı? Tamam. Soru falan var mı? Nedir durumlar? Bir bakalım. Soru evet. Bizans sohbetleri hep yapılsın deniyor. Çok değerli bir sunum olmuş. Teşekkürler. 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 Evet. Yok. Tamam. Peki. Ben ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ben donduğum için teşekkür ediyorsun değil mi? Habire. Donarak sohbetin ilerlemesine sebebiyet verdiğin için. O zaman şöyle, şunu da söyleyelim. Bu ilanı yayınlıyoruz ya biz bir iki gün önceden. O ilanın altına da merak ettiğiniz soruları yazın lütfen. Onları da konuşalım. Tamam. Yani hoca da aramızda olunca hani mümkün olan en doğrusuna doğru bilgileri elde etmiş oluruz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hadi iyi geceler. Kusura bakmayın, çok konuştum. Yok hocam, harika. Hep konuşun. Sağ olun. Hep konuşun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Feridun hocam, çok teşekkür ederiz. İyi geceler.